CNN Türk'te Buket Aydın'ın bir program var. Her soruya 2 dakika süre verdiği. Biz de bugün hocam o formatı uygulayalım dedik. Sizler için de uygunsa. Vallahi bilemedim şimdi. 2 dakikada ben susmam öyle hemen. Ben öyle kuralları da sevmem yani kural. Hiç kurala gelemem. Beni sınırlama. Beni sınırlama. Ben şeye gelemem. 2 dakikada susmam ben. 10 dakika konuşurum. Hocam şimdi ilk soruyla geliyorum. Nasıl bir ortamda büyüdünüz? İvrindiliyim ben. İvrindi diye küçük bir kasabada büyüdüm. 6 tane teyzem var, yengeler falan, böyle çok sevgi dolu, herkesin coşkulu olduğu, işte kadınların çok böyle cevval olduğu, inanılmaz renkli bir Ege kasabası. Öyle düşün. My Big Fat Greek Wedding vardır ya, Yunan filmidir. Böyle herkes bir ağızdan konuşur ama ne dediklerini anlamazsın. Herkesin ne dediğini de aslında anlarsın da yani bir yandan da. O kaosun içerisinde herkes böyle birbirini duyar bir şekilde. Öyle bir ortam. Yani çok böyle sevgi dolu. İşte teyzelerin çok baskın olduğu, efendime söyleyeyim. Hayal gücünü aslında bayağı geliştiren, çok sosyal, güzel bir ortam diyebilirim yani. İvrindi çok hoştur, çok güzeldir. Çok şirin bir kasabamızdır. Öyle hani meşhur olduğu çok bir şey yoktur ama insanı çok iyidir yani. İnsanı meşhurdur diyebilirim. İyi ki öyle bir yerde doğmuşum. Peki hocam, teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer soruyla devam ediyorum. Unutamadığınız bir çocukluk anınızı paylaşabilir misiniz? Genelde ben kaybolurdum. Böyle küçükken evden çıkarmışım. Böyle hatta hatırlıyorum, böyle hayal meyal. Beni İvrindi'nin dışında falan buluyorlarmış yani. Bir keresinde hatırlıyorum. Yengem beni bulmuştu. Oralarda ne yapıyordum, niye kaçmaya çalışıyordum, amacım neydi, oyun mu oynuyordum, ne yapıyordum bilmiyorum ama kaybolduğumu falan çok hatırlıyorum. Yani bu şekilde kaybolmayı sevdiğimi de hatırlıyorum. Çok böyle aşırı da endişe etmezdim herhalde. Bir şekilde ama hani böyle küçük yerden kaçma isteği de vardı yani küçüklükten beri. Böyle hani bir bulunduğu yere sığamama hali. Mesela bizim bakkal dükkanımız vardı. Orada ben beklerdim küçükken, çocukken falan. Böyle bir yerden sonra çok sıkılırdım. Hayal kurmaya başlardım sürekli. Hayal dünyasıyla oradan bir şekilde kaçmaya çalışırdım. Çünkü sıkıcı bir iştir esnaflık. Müşteri bekleyeceksin falan filan böyle. O sırada kendime oyunlar icat ederdim sürekli. İşte Marlboro kartonları vardı. O Marlboro kartonların arkalarına böyle sürekli resimler, figürler falan çizerdim. Programlar yapardım rengarenk. Böyle sürekli hayal gücü çok aslında aktif bir çocuktum. Fiş defterlerimiz vardı. O fiş defterlerinin işte üzerine bir şeyler yazardım, çizerdim, üretirdim. Soru çözerdim falan. Böyle çok dolu dolu, çok meşgul bir çocuk. Evet, güzel bir çocukluk yaşamışsınız hocam aslında. Evet, Bakkalda böyle güzel. değişik hikayeleriniz de vardır. O bakkalla alakalı hocam, hemen araya bir soru sıkıştırmış olayım. Böyle yine bakkalda unutamadığınız bir anı veyahut da farklı bir durum var mıdır? Böyle aklınızdan çıkmayan. Yani şöyle, bir sürü anı olmuştur ama bir tanesini anlatayım, hani rastgele geldi ama. Bir tane bir çocuk vardı, böyle liseli miydi, üniversiteli miydi? Yok, yok, liseliydi galiba. Böyle dosya kağıdı almaya gelirdi. Çizgili veya çizgisiz, neyse işte. Dosya kağıtları da yukarıda. Onları seçmem için, ya bak şu işte kırışık, sen şunu alabilir misin falan diye bana iş çıkartırdı. Ben de oradan almaya çalışırken Marlboro'ları yürütüyormuş ben. Sigaraları yürütüyormuş ben. Ve ben bunu çocuğum safım yani. Bayağı bir anlamadım. Sonra anlayınca da çok kızdım yani. Böyle hani, sen enayi yerine koyuyorsun. Böyle böyle ben güvenmiştim sana falan diye böyle bayağı bir bozulmuştum yani çocuğa. Öyle Bu bir anım vardır mesela. kaç Bunun yaşlarındasınız hocam o aslında zamanlar? hayatı öğreniyorsun. Hani böyle yani ben herhalde ilkokulda falandım yani. Hayatı öğrenebileceğin çok sayıda vaka yaşıyorsun. Çünkü müşteriler çeşit çeşit, gelen giden hani antika tipler çok. Herkese bir muhabbet ediyorsun. Sabahleyin ne bileyim ortalığı süpürüp temizliyorsun, rafları düzenliyorsun. Bir de biz mesela şey de yapardık. Böyle babamın mucit bir yönü vardır yani. Abim de hakeza çok mucittir yani. Abimle beraber de çok dükkanda görev yapmışlığımız falan vardır. Hatta pazarda böyle tezgah kurardık biz. İşte kuru üzüm falan satardık. Pazar tezgahı falan da yapardık. Cumartesileri dükkanın önüne sergi açardık. İşte bütün malları çıkartırdık, dizerdik falan. Abim çok tertipli, düzenliydi. Onun için mesela periyodik olarak dükkanı böyle elden geçirirdik. Her
tür rafları falan düzenlerdik her şeyi. O konularda abimin o disiplininden falan çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Bir taraftan da acayip kreatif yönü de çok güçlüydü. Oyunlar oynatmayı çok severdi. Şaka yapmayı çok severdi. Beni sürekli oynatırdı. Dolayısıyla böyle aslında böyle hayal gücümün, oyunun gelişmesinde abimin çok büyük rolü vardır. Babamın da çok büyük rolü vardır. Mesela... Süremiz bitti hocam burada. Of, ben devam edeceğim. Siz babam devam edin hocam. Şöyle bir şey yapmıştı dükkanda. Çekmece diye bir şey icat etti. Yani mesela onun böyle icatları çoktu. Çekmece dediği şey de alıyor çocuklar kağıtlardan, katlanmış kağıtlardan sürpriz hediyeler çıkıyor. Küçük hediye de olabilir bunlar, büyük hediye de olabilir vesaire. Ama bu bir şeyler de satın alırken çekmece diye böyle bir çekiliş sistemi de yapıyorduk biz. Dolayısıyla mesela çocuklara futbol topu hediye etmeden tut da bir sürü büyük hediyeler falan da oluyordu yani. Hani o mesela çok eğlenceli bir şeydi. Çünkü çocuklar, bütün mahallenin çocukları gelir böyle defalarca o çekilişe katılabilmek için işte alırlardı falan. Böyle güzel mesela, yani inovasyon dediğimiz şey hani hayatın içinde bir sürü şey olabilir yani. Bir başka şey mesela cenaze malzemesi diye bir şey vardı mesela bizim sattığımız dükkanda. İşte cenazede kullanılan malzemeleri babam paketlemiş hepsini. İşte bütün ihtiyaç olan her şeyi bir arada. Onu mesela bizde bulunurdu sadece, hatırlıyorum. Hani bir cenazesi falan olduğunda gelirdi, bizden alırdı falan mesela. Yani hani o tamamen inovasyon aslında yani. Evet. Yani inovasyonun neyle ilgili olacağı aslında tamamen senin hayal gücünle şekilleniyor ya da ihtiyaçlarla şekilleniyor. Küçük nüanslarla hemen değişiyor hocam işte her şeyi. Farklı görürsen, farklı düşünürsen. Sizin hocam bakkal ilçede mi yoksa ayrı bir kasabada mıydı? İlçe. İlçede yani değil mi? Küçük kasaba, İvrin'in 5000 kişilik falan bir nüfusu olan bir yer. Balıkesir'in bir işte ilçesi. Edremit'e doğru. Öyle hani bir çok bir şeyi de yoktur yani, hani özelliği. Güzel dereleri vardır. Etrafında çok güzel dereler vardır. Yeşil alanlar vardır. Bizim de tarlalarımız falan vardı. O tarlalara gitmek, gelmek, balık tutmak, kırda aktiviteler, tarlalarda çalışmak, bir şeyler ekmek, yetiştirmek falan çok aslında zevkli işlerdir. Babam hala yapar. Yani bir şeyler ekip biçiyor. Hala çiftçilik yapıyor. İşte ineklerimiz, tavuklarımız falan hep olmuştu bizim yani. Yumurtayı falan taze yerdik. Sütü taze içerdik. Hala hani böyle bu tür şeyleri hala babam uğraşır yani bu tür şeyler. Üç kardeş misiniz hocam? Üç kardeşiz. Bir abim var. Fatih Karakaş. Yani dediğim gibi benim hani çocukluğumda inanılmaz büyük etkisi vardır ve hayal gücümü geliştirmede çok böyle yolumu açmıştır. Ben her zaman zaten çocukken hep öne örnek aldım. Hatta bizim teyzeler böyle abini geçecek misin falan diye böyle sürekli şey yaparlardı. Çocukken o şekilde motive ederlerdi. Ben de geçeceğim falan derdim çocukken daha. Böyle bir şeyim vardı yani. Hani böyle çocuk saflık halimle abimi hep kendime örnek almam vardı. Ve hakikaten de çok, nasıl diyeyim, böyle olabilecek en ideal abiydi ya her açıdan yani. Hani hakkını ne yapsam ödeyemem yani. Hani hayal gücümün gelişmesinde, bugünlere gelmemde bence çok çok büyük rolü var. Bir de kız kardeşim var, Merve ismi. O da dünya tatlısıdır. Tekne kazıntısıdır. Biraz böyle işte aramızda bayağı yaş farkı da var. Zaten video falan çekmiştik oradan, biliyorsun. Evet. Şimdi ilginç olan şey şu. Merve de şeyde, Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Abim de bir yandan doktorasını tamamlıyor. İş dünyasında o bayağı çalıştı. Bankalarda işte müdürlük falan yaptı. Şu anda ama o da akademiye döndü. Dolayısıyla o da akademisyen. Balıkesir'de işte derslere giriyor. Efendime söyleyeyim. Üniversitede o da hocalık yapıyor. Kız kardeşim de hocalık yapıyor. Dolayısıyla İvrendi de bizim aileden 3'te 3. Üçümüz akademisyen olduk. Ve üçümüz de üniversitelerde ders veriyoruz. Üçümüz de işte doktora yaptık, yapıyoruz neyse. Yani böyle bütün aile hani akademide buluştu. Hatta böyle annem inanılmaz, burada annemin rolünü unutmamak gerekiyor ki hakikaten. Annem inanılmaz böyle okuma aşkını, şevkini veren odur yani bize. Okul disiplinini. Mesela akşamleyin eve geldin, okuldan sonra, öğleden sonra hemen bugün okul nasıl geçti, derste ne öğrendin, hoca sana neler öğretti, söz aldın mı, cevap verdin mi, hani en iyi sen miydin, işte ödevlerin neler, ödevlerini hemen yaptırırdı mesela. Ödev yapmadan hiçbir şey yapamazsın yani. Önce ödevlerini bitireceksin. Düzgün yapmadın, onu siler ya da işte şey yapar, düzgün yapana kadar
başında bekler, yol gösterir, inanılmaz disiplinliydi. Yani bütün ödevlerimize, çalışmalarımıza, akademik hayatımıza yön veren aslında bir gizli kahraman gibi. Annem böyle çok disiplinliydi bu konuda. Bunun da çok inanılmaz faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Yani bütün kardeşlerim de, abim de, Merve de inanılmaz hepimiz disiplinliyizdir yani. Anne disiplininin yerini başka hiçbir şey tutamıyor. Ben öyle düşünüyorum. O disiplinden seneler boyu çok şey öğrendik. Ve bütün o disiplinli, tutarlı, metotlu çalışma, öğrenme azmi, iştiyak, okuma azmi hepsi o işte annemin o disiplinden geliyor. Babamda da biraz böyle hayal gücü çoktur. Yenilikçilik, icat kafası, mucit kafası çoktur yani. Hani o oyun çoktur, oyunculuk çoktur, tiyatroculuk işte ne bileyim komedi çok da komiktir yani. Hani böyle stand-up show yapabilir yani oturduğu yerden. Stand-up yapmaz ama yani ayakta durmaz. Çünkü oturduğu yerden ama kırıp geçirir herkesi. Öyle bir yönü vardır babamın da. Dolayısıyla birbirlerini böyle dengeleyici bir, tamamlayıcı bir resim oluyor. Sizler de ikisinden de beslenmişsiniz herhalde hocam. İkisinden de evet çok beslendik. Aslında ben kendimi hep böyle anne tarafına benzetirdim küçüklükten beri. Anneme çok benziyorum diye düşünürdüm. Ama yaş ilerledikçe fark ettim ki babaya da çok benziyorum. Hatta böyle baba tarafının şeyi gitgide açığa çıktı yıllar geçtikçe. Kırkımdan sonra böyle biraz daha oyuncu oldum ben de, tiyatrocu. Hatta bir şey, böyle tanıdığım bir dost şey demişti, çok değerli bir insan. Fahri dedi, senden dedi, ilim adamı şey, o ilim adamı değil de dedi, film adamı olur. Hakikaten de hani yıllar geçtikçe ben böyle akademide yapabileceğim çok sıkıcı geldi artık yani. Bir yerden sonra, 15 senedir akademideyim yani. Eğer böyle hani dikkat etmezsen ruhunu emiyor yani bir yerden sonra ve kendini tüketiyorsun. Aslında bu her şey için geçerli. İş hayatı daha da kötü yani. Akademi yine nispeten bence daha iyidir yani. Dolayısıyla kendini sürekli yenilemen gerekiyor. Sıra dışı bir şeyler yapman gerekiyor. Hayal gücünü yeniden aktive etmen gerekiyor. O konuda biraz babamı daha çok örnek almaya başladım yani son yıllar. Hocam tabii şimdi dediğiniz gibi annenin babanın etkisi var. Ben buradan hemen başka bir soruyla. Unutamadığınız bir öğretmen var mı? Biraz bahsedebilir misiniz? Çok. Yani bizim öğretmenlerimiz çok çok iyiydi ya. Mesela ilkokul öğretmenim İsmail Ay çok çok büyük emeği vardır üzerimde okuma, öğrenmemde. İşte Sırıyırcalı Anadolu Lisesi'ne gittim sonra. Ben ilkokuldan hemen sonra 1989 yılında Balıkesir'e gittim. İvrindi'den Balıkesir'e ailemden ayrılmış oldum. Ve çok küçük bir yaşta, 10 yaşındayım daha. O bayağı bana zor geldi aileyi bırakmak. Çünkü devlet parasız yatılı yurdunda kaldım Balıkesir'de. Cumhuriyet Lisesi diye bir okul vardı. Oranın yurdunda kaldım. Bayağı şartları kötüydü. Yoksulluklar içerisinde geçti diyebilirim. Ama Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlerimi pek çoğunu çok böyle pozitif olarak hatırlıyorum. İnanılmaz büyük etkileri vardır ve hatıraları çok değerlidir. Yani Tülay Bilgiç mesela İngilizce öğretmenimdi. Gözlerimin görmediğini falan fark etmişti mesela. O zaman gözlük ihtiyacı oldun. Çünkü ben tahtayı göremiyorum ama o kadar küçüğüm ki tahtayı göremediğimin bir problem olduğunu bile farkına varamıyorum yani. Dolayısıyla böyle öğretmenler çok böyle yakından iyi ilgilenirlerdi bizim iyi olmamız için. Aynur Tatlıoğlu vardı mesela. Hala görüşürüz yani bu hocalarımızla. İnanılmaz güzel bizi yönlendirmiştir. Ve Abdurrahman Kurter vardı mesela, matematik öğretmenimizdi. İnanılmaz espiritüeldi. İşte sürekli esprilerle çok güzel bizi şey yapardı, yönlendirirdi. Tanju Hoca vardı, coğrafyacımızdı. Çok disiplinliydi. Hani böyle bütün hocaları sayabilirim yani hemen hemen. Hani pek çok hoca disiplini, idealizmi, aşkı, şevki, öğrenme iştiyakını falan biz hep hocalarımızdan öğrendik. İnanılmaz idealist bir hani nesil olarak yetiştirdiler bize. Hepsine hayırla. Buradan teşekkürle yad ediyorum ve ellerinden öpüyorum. Hocam şimdi tabii birçok sınav geçirdiniz Türkiye'de ve yurt dışında da belki geçirdiniz. Böyle unutamadığınız bir sınav anınız, heyecanınız var mıdır? Sınav sistemi tabii Türkiye'de biz çok idmanlıyızdır. Senelerce böyle sınavlarla bilenmiş bir nesil olduğumuz için bütün nesiller öyle gerçekten. Bizim zamanımızda çok tabii şeydi bu. Yani bu hayat memat meselesiydi ya. Yani sen hani böyle sınavlarla ömrün geçiyor zaten. Özellikle üniversiteye giriş sınavı hayatının en önemli sınavı düşünsene. İki kere bizde ÖSS ve ÖYS vardı o dönemde. İkisinden de çok iyi yapmak zorundasın. Yani iyi bir yere girmek istiyorsan hele iyi bir üniversiteye. Ben milyonlarca soru çözmüşümdür yani.
nasıl diyeyim, günde 16 saat falan soru çözdüğümü bilirim yani. 17 saat. Uykumda, rüyamda da soru çözmeye devam ederdim. O makine gibi, robot gibi böyle her gün binlerce soru çözdüğümü falan hatırlıyorum yani. Ve rekabetçiydim de yani böyle hani. Nerede bir dershanelerin sınavı var mesela Balıkesir çapında. Bütün deneme sınavlarına giderdim. Ve ilk ona girmezsem rahat edemezdim böyle. İlk ona girene kadar o denemelerde böyle nasıl bir hırs vardıysa, gençlik tabii yani bir de. Hani kafaya koymuşum bir de çok iyi bir yere geleceğim. Çok iyi bir üniversiteyi kazanacağım diye böyle. Gençliğimizi böyle tükettik. Gençlik gitti elde. Hayal gücü falan kalmadı yani. Hani böyle robot gibi takır 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 milyonlarca soruyu çöz, ezberle her şeyi böyle. Yükle. Yani bu tabii getirisi de olmuştur mutlaka ama götürüsü de çok büyük oluyor. Ömürler gidiyor, gençlik gidiyor, hayal gücü gidiyor, yenilikçilik gidiyor. Bir sürü şeyi de kaybediyorsun aslında. Hayata da böyle şıklarla bakıyorsun. Şıklar gelsin bakarız diyorsun. GMAT sınavını hiç unutamıyorum. GMAT sınavına hazırlanmıştım. GMAT de böyle doktoraya başvuracağım zaman Amerika'da çok çok önemli bir sınavdı. Ve GMAT'da böyle çok iyi yapmam gerekiyor. Ve çok zor, efsane zor bir sınavdı. Özellikle GMAT'in sözeli falan çok zordur. Böyle hiç bilmediğin kelimeler, işte essay'ler. Matematiği bize göre kolaydı ama yani İngilizcesi derinlik isteyen çok böyle yoğun sözel soruları vardı. Ve o şeyi hatırlıyorum. GMAT sınavında kurşun kalemlerim vardı böyle. O kurşun kalemlerden bir tanesini stresten böyle çiğniyordum sınavda. Şimdi sınav bittiği anda şeyi hatırlıyorum. Lime lime olmuştu o kalem. Ama böyle elimden geldiği kadarıyla böyle %100'ünü hani bütün gayretimle, %1000 gayretimle yaptım hatırlıyorum. Ve yani sonra %99'unu geride bırakmışım dünyada bu sınavı alanları. Yani bayağı hani nasıl diyeyim, çok çok olabilecek en top şeyi almıştım yani. Mesela kafaya koydum mu sınavda böyle çok acımasız şey gibiyimdir. Yani yapay zeka robotu gibiyimdir. Yani böyle hiç affetmem soruları şeyleri. Her tür strateji vardır yani hani böyle. Öyle bir yönüm vardı yani. Tamam hocam, buradan hemen şeye geçiyorum yine. İstanbul'a ilk geliş hikayenizi hatırlıyor musunuz? Nasıldı? İstanbul'a Balıkesir'den. İşte üniversiteyi kazandığım zaman yani şeyi unutamıyorum tabii. Üniversiteyi kazanma haberini ben bakkal dükkanında beklerken öğrendim. Şeyden, Hürriyet Ege'den aradılar. Bir şekilde ulaşmışlar. Böyle çok sürpriz oldu. İşte Türkiye derecesine girmişsiniz falan. Benim de haberim yok. Gazeteden öğrendim. Gazetecilerden öğrendim. Böyle bayağı böyle çok mutlu olduğumu hissettim. Yani şey, Orhan Pamuk diyor ya hani bir prens gibi hissettim diyor Nobel'i kazandığımda. O şeyin ne demek olduğunu anlıyorsun yani. Böyle çok sevinmiştim, havalar uçmuştum yani bayağı. İşte bir de anne baba, bütün İvrindi'nin gururu falan filan hani böyle. O çok hoşuma gitti yani. O işte dershanenin gururu oluyorsun bilmem ne. İşte okulun sırıyırca Anadolu sesinin gururu oluyorsun falan. İşte televizyonlar, yerel TV'ler röportaj yapıyor falan filan. O şeyi, şöhreti çok sevdiğimi hatırlıyorum. Ben bir de tercihlerde son gece Koç Üniversitesi'ne eklemiştim. İşte öğretmenimin tavsiyesi üzerine Koç Üniversitesi çok kaliteli eğitim veriyor, bir düşün demişti. Ben hep Boğaziçi istiyordum yoksa. Boğaziçi'ne gideyim istiyordum. O ODTÜ falan ikinci tercihimdi. Boğaziçi birinci tercihimdi. Ama son gece Koç'u ekledim. O da şu. Koç zaten Türkiye'de işte 1,5 milyon kişi giriyorsun ama tamam mı? 6 kişi alıyor burslu işletme bölümüne. Zaten imkansız diye düşünmüştüm. Dolayısıyla hani en tepe ekleyeyim bir şey olmaz. Hani zaten Boğaziçi'ne giderim diyordum. Ama Koç oldu yani. Yani o beklenmedik kaderim. Hatta biraz böyle benim sınıf arkadaşlarım çok iyilerdi onlar da. Anadolu Lisesi'nde. Onlar hepsi Boğaziçi'ne gitti birçoğu. Onlardan ayrılıp ben böyle bambaşka Koç gibi bir yere gitmiştim. Dolayısıyla ilk gittiğimde böyle Koç Üniversitesi kampüsü, ortamı falan böyle bayağı bana yabancılamıştım yani. Hani herkes son model arabalarla geliyor. Mercedesler, Porsche'ler falan böyle. İşte Türkiye'nin en zenginlerinin oğulları, kızları oradalar. Böyle şey gibi, Türk dizisi setinde gibi hissediyorsun zaten orada. Bu yalılarda falan oturan tipler yani bunlar. Düşünsene, onlarla sınıf arkadaş oluyorsun. Kültür şoku yaşadığımı hatırlıyorum. Utangaç da bir insanım yani. Biraz böyle sosyal becerilerim de çok çok iyi değil.
Onun için biraz böyle bayağı zorlandım hatırlıyorum. Koç Üniversitesi'nde bir kültür şoku yaşamıştım. Peki hocam, oradan da hemen sizlere bir yurt dışına herhalde lisansı Koç okuyup sonra yüksek lisansı Boğaziçi'nde yapıp sonra yurt dışına gittiniz diye hatırlıyorum. Evet. Yurt dışına çıkış hikayenizi şöyle bizimle paylaşabilir misiniz? İlk yurt dışı çıkışı. Yani şöyle, aslında ben yurt dışına çıkıp doktora yapmak hep istediğim bir şeydi. İdealist öğrenciydim. Şeyi hatırlıyorum, insan kaynakları dersleri ve işte yönetim, örgütsel davranış dersleri aldığım zaman o derslerin çok hoşuma gittiğini hatırlıyorum. İnsan faktörü, psikoloji, Zeynep Aycan'dan almıştım o dersleri. Çok da severek, çok böyle bana sevdirmişti bu alanı. Çok severek takip etmiştim. Dolayısıyla dedim ki ben bu alanda işte akademisyen olmak istiyorum. Kafaya koydum böyle. Yani ilk başvuru sürecimi anlatayım. 16-17 yere falan başvurdum doktorada. Koç Üniversitesi'ndeki son senemde. Orada bazı talihsizlikler oldu. Doktorayı hiçbirinden kabul alamadım. Onun sebebi de sonradan öğrendim ki, kazara öğrendim ki, hocalardan bir tanesi böyle gayet negatif bir referans yazmış hakkında. Hiç beklemediğim şekilde. Abi iyi de bir öğrenciyim ama olmaması gereken bir şey. Ama kader işte bir şekilde, yani yaşanması gerekiyormuş. Ayaklarım da çok yere basmıyordu açıkçası. Böyle doktoraya çok hazır da değildim yani. Her başvurduğum yerden böyle red aldığımı, çok üzüldüğümü, ağladığımı falan hatırlıyorum. Çünkü aile bütün varını yoğunu, ineklerini falan satıp edip başvuru paralarına vermişti. Her bir başvuru $100. Çok yekün, büyük para yani bizim için. Yani $2000 falan en az başvuru parası vermişti yani o dönemde. Çok böyle büyük bir yıkım yaşadığımı hatırlıyorum. Ama sonra bir şekilde o düştüğüm yerden kalktım ve dedim ki bari madem öyle, işte bu 2 sene ben Boğaziçi'nde master yapayım. Boğaziçi iyi bir üniversite. Kendimi iyi yetiştireyim. 3-5 hocayla çalıştım 2 sene boyunca. Master'ımı MBA'yi Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. O 2 sene de hayatımın böyle en verimli, en mutlu yıllarımdan biriydi. Boğaziçi bana çok iyi geldi. Böyle inanılmaz verimli, yenilikçiliği, hayal gücüne birazcık daha adım attığım bir yer oldu. Çok böyle farklılıkların ne kadar kozmopolit bir ortamda insanı zenginleştirebileceğini ilk defa orada gördüm. Yani o zengin hayal gücü, zengin Türkiye'nin her farklı renklerini ben orada gördüm. Koç'ta o kadar bir renklilik yoktu yani. Boğaziçi'ne gittiğimde aha dedim ne kadar güzel, insanı açan bir ortam. Boğaziçi Üniversitesi tiyatro oyuncuları var falan, onlara katılıyorum. Konserlere Sezen Aksu akademik açılışı yapıyordu ya. Düşün yani konserleri. İnanılmaz güzel. 150 tane öğrenci kulübü var. Boğaz insanın içini açıyor. Hocalar iyi. Yani Boğaziçi yıllarımı unutamıyorum. Böyle şeyden, Koç'tan sıkılmışım bir de böyle. Boğaziçi bana çok iyi geldi. Ama deliler gibi çalıştım yani. Yöneticilere ders verdim falan. 2 senede 5 senelik iş yaptım öyle diyeyim. 5 farklı hocayla çalıştım. Asistanlık yaptım falan böyle. Çok yoğun geçti. Dolayısıyla bu master'dan sonra yurt dışına birçok yerden kabul aldım. Onların arasından seçmesi kaldı. En iyi böyle hani hocalarıma falan da danıştım. En iyi gidilebilecek yer Kanada'da McGill Üniversitesi'ydi. Montreal'de. Çok çok iyi, dünya çapında bir üniversite olduğunu biliyorum. Bir de Zeynep Aycan da oradandı şeyse. Hani orada çalışmıştı falan. Dolayısıyla o da çok tavsiye etti. Dolayısıyla hiç düşünmeden tamam dedim. Kanada'ya McGill'a gidiyorum. Şeyi hatırlıyorum. Uçağa binip de bulutların üstünden gidince böyle bambaşka, sanki böyle dünyanın dışına çıkmışsın gibi, astronot gibi hissediyorsun. Ömrümde ilk defa yurt dışına çıkıyorum. O çok garipti yani. Sonra bir de kışın ben başladım. Ocak'ta başladım. Vize sorunu çıkmıştı çünkü. Dolayısıyla işte gittiğimde böyle Kanada'nın o soğuğu, kar, 6 ay kar yerden kalkmaz falan, böyle bambaşka dünyanın öbür ucunda böyle bambaşka bir medeniyet var. İnanılmaz üniversiteler kurmuşlar, inanılmaz teknoloji kurmuşlar. Dünyanın her yerinden en iyi yetenekleri çekiyorlar. Bu beni böyle başımı döndürdü yani. İnanılmaz böyle ufkumun açıldığını hissediyorum. Çok böyle kahveler eşliğinde sabahlara kadar çok çalıştığımı falan hatırlıyorum yani. Böyle bambaşka bir şeye, evrende buldum kendimi. Sanki gezegen değiştirdim, o kadar farklı. İlk uçağa binişiniz de mi hocam yurt dışı? Yoksa daha önce Türkiye? Türkiye'de olmuştu şöyle. Dereceye girenlere Türk Hava Yolları bedava bilet veriyordu. Dolayısıyla o bedava biletleri falan kullanmıştım yani. Hani ilk değildi ama. Ama onun dışında çok başka pek bir uçak şeyim de yoktu. Çok pahalıydı o zaman uçak yolculuğu. Şimdiki değil. Hocam
Buradan yine farklı bir konuya geçiyorum. Eşinizle nasıl tanıştınız? Eşimle aynı şirkette çalışıyorduk. Biz insan kaynakları şirketinde aynı departmandayız. Biz Ar-Ge departmanındayız ve böyle Ar-Ge departmanının görevi de böyle yenilikçi modeller, sosyal bilim modellerini insan kaynakları sistemlerine uygulamak. Bu konuda da yepyeni fikirler üretmek. Böyle bir çok orijinal bir ekiptik aslında biz. Farklı disiplinlerden, çok iyi üniversitelerden falan bir gruptuk. Psikolog, işte antropolog, sosyolog filan, işletmeci de ben oluyordum. Yani yönetim alanından. Böyle bir arada işte disiplinler arası beyin fırtınaları falan yapıyorduk. Öyle bir ortamdı. Yani akademik yönü bayağı iyi bir ortamdı aslında. Akademik birikimini iş dünyasına uygulayabileceğim bir yöntemdi. Dolayısıyla mesela kişilik sistemleri üzerine falan bayağı çalıştık. Ben hatta o dönemde yazmıştım bu kitabı, Sıfır Merkezli Liderlik kitabını. 2002 yılında falan başlamıştım. Onu basmasız 6-7 sene sürdü. Çok bir sürü talihsizlikler yaşandı. İşte yayın evleri oyaladı falan filan. Ama o dönemde yazmıştım yani aslında o kitabı. Yani o dönemde böyle çok yazdığım, çok ürettiğim, yenilikçi eğitim programları tasarladığım falan bir yıllardı yani. Ve o işte kişilik modelleri eğitimini böyle yüzlerce, binlerce kişiye verdik yani. Her firmaya gidiyorduk yani. Her gün eğitim veriyordum falan böyle. Eğitim vermeyi de çok seviyorum zaten. Dolayısıyla biraz eğitim vermek show business'tır yani. Hani örnekleriyle canlandıracaksın, rengarenk hale getireceksin. Dolayısıyla ben bu konulara zaten meraklıyım. İşte her bir kişilik tipine böyle bir tipleme buldum. Eğitimlerde de böyle karikatür gibi bunları canlandırdım. Filmlerini buldum falan, filmlerden kesitler. Bir de tabii takım çalışması falan yapıyoruz. Onun için çok eğlenceli bir ortamdı. Aynı ofiste çalışıyorduk biz Sertaç'la eşimle. İşte gel zaman git zaman böyle işten konuşurken falan böyle birbirimize ısındık. Çok zeki bir kızdı o da. O Boğaziçi Sosyoloji'deydi. Zaten ufku çok genişti. Kafalarımız da çok iyi uyuştu. Oradan tanışmış olduk. Ve firmadaki yöneticiler de bayağı destekledi bize işte. Bizi onlar da çok birbirimize yakıştırdılar falan filan. Böyle bayağı hani çok uyumlu olduğumuzu gördük. O süreçler tabii çok uzun oldu, zor oldu, sancılı oldu filan. Yurt dışında olduğum için ben işte vize çıkarması bilmem nesi hani böyle hani sıradan bir düğünümüz olmadı yani. Bayağı sıra dışı bir düğündü. Kış düğünüydü Aralık'ta. Kar falan yağıyordu hatta o gün. Benim de çok vaktim yok. Türkiye'ye sayılı zaman gelip gidiyorum. Onun için böyle aşama aşama yaptık her şeyi. Kanada vizesi falan çıkması uzun sürüyor falan filan. Neyse 2006'da eşimle beraber Kanada'ya gittik sonra. Orada işte yeni bir hayat kurduk beraber. Aslında ben ama daha önceden Kanada'da bulunuyordum. Doktora ya daha erken gitmiştim yani 1,5-2 sene önce. Hocam yemek yapmayı seviyor musunuz? Yemek yapmayı severim ama böyle çok iyi olduğumu söyleyemem. Yani böyle birkaç tane signature çok güzel yaptığım yemekler vardır. En iyi yaptığınız yemeği bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii şeyi çok güzel yaparım, severek de yaparım. Taze fasulye, bol ama şöyle bol domatesli, bol zeytinyağlı ve içine böyle dereotu, sarımsak falan da koyarım. Hepsinden bol koyarım ve onları çok güzel pişiririm böyle zeytinyağında kendinden geçer böyle. İşte taze fasulye kadar içine bir o kadar en az domates koyarım. Bol domatesli böyle. Yani böyle yıllar içinde bunu şey yaptım artık. Çok iyi bir noktaya getirdim. Çok güveniyorum taze fasulyeme. Bir gün misafir olursak hocam sizlere Gelin yapalım. yemek Taze isteriz. fasulye severseniz. Severiz hocam. Hocam, şimdi sorularım ben biraz toparlayacaktım ama ona fırsat bulamayınca biraz karışık gidiyor. Belki sonra tekrar bu Önemli değil. konulara döneceğiz ama buradan değişik yine bir soruyla devam ediyorum. En yeteneksiz olduğunuz alan hangisidir? Motor beceriler. Yani ben dispraksiye var bende. Yani işte bildiğin sakarlık. Dolayısıyla hayat zor yani. Hayat bayağı zor. Yani ben sağa sola çarparım. İşte ufak çaplı kazalar yaşarım. Sağıma soluma dikkat etmem. Herkes de beni dalgın diyebilir zaten. Ben çok dalgın, kafam da dalgındır. Onun için böyle fiziksel becerilerim hiçbir zaman iyi olmadı. Bisiklete binemem hala. Onun için üç tekerlekli bisiklet kullanıyorum mesela. Ama böyle en azından şu anda birazcık kendimi daha iyi hale getirdim. Mesela benim en böyle sevmediğim dersler beden eğitimi dersleriydi.
çok korkuturdu beni ve gereksiz yere strese girerdim. O kasalar var ya, Allah'ım kabuslarıma girerdi o kasalar ya. Üstünden uzun uzun atlamak zorundasın ya. Yani bir de niye herkes ondan atlamak zorunda olsun? Niye böyle işkence ediyorsun çocuklara? Yani ben o kasalar ömrümü yedi benim. O kasalardan bir türlü atlayamazdım, rezil olurdum, düşerdim, herkes dalga geçerdi falan. Böyle şeyi hatırlıyorum yani, beden eğitimi dersleri illet, illallah etmiştim, nefret ediyordum. Ama şimdi mesela sporun ne kadar yararlı ve güzel ve eğlenceli olabileceğini görebiliyorum. Bana uyan sporları bulabiliyorum. Yani dolayısıyla işte eğitim sisteminin kötü şeyi şu, tek tipe zorluyor seni, illa sen bunu yapacaksın. O zaman işte bedenden de, beden eğitiminden de, müzikten de, resimden nefret ediyorsun. Çünkü tek bir tip de sunuyor sana. Hepsini şu şekilde yapacaksın. Hayır, herkesin başka bir şekli olabilir yani. Hani oradaki farklılıklara çocukları tanıyıp saygı gösterip onların yeteneğine göre yok öyle bir şey. Hani onun ceremesini de senelerde çektik yani. Spordan soğudum falan uzun seneler. Hiç iyi de bir şey değil yani bu. Ama hani şimdi artık barıştım sporla yeniden, egzersizle. Biraz da eşim sayesinde. Eşim de çok meraklıdır bu konulara. Hem çalışmıştır hem kendisi de çok iyidir bu konuda. Eşimin babası da sporcuydu. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla oradan bir kendimi yeniden geliştirmiş oldum yani yıllar sonra. Böyle unutamadığınız bir öğrenci var mıdır? Kanada'da ya da İngiltere'de sıra dışı unutamadığınız bir öğrenciniz? Oo, yani hangi birini sayayım? Yani oy bu çok zor bir soru. Çünkü bir tanesini şey yapsam, söylesem kayırmış olacağım. Öbürlerine haksızlık etmiş olacağım. Ama yani şöyle diyeyim sana, isim vermeden, bazı öğrencilerim var, kendileri de akademisyen, dünya çapında üniversiteler efendim mesela. Ve çok çok hani boynuz kulağa geçer derler ya, benden çok daha iyi araştırma yapabiliyor. Öyle paper'lar yazıyorlar ki mesela ben o kadar yazamıyorum. Kendilerini çok iyi yetiştiren böyle bir sürü öğrencim var ve çok iyi yerlere gelen öğrencilerim de var yani her alanda. Hem McGill'da böyle çok yetenekli dünya çapında öğrencilerim olmuştu. Hem Boğaziçi'nde de ben bayağı ders verdim çünkü. Boğaziçi Üniversitesi'nde ders vermeyi çok severdim. Hem de İngiltere'de de yıllar boyunca hep böyle kaliteli öğrencilerim oldu yani. Ve hepsini de böyle takdir ederim. Mesela bu seneki öğrencilerimden hemen söyleyeyim sana. Bir tanesi kendi moda markasını kurdu. Dersteki projesiydi aynı zamanda. İşte moda katalog çekimleri falan yaptı, röportajlar yapıyorlar. Kız zehir gibi Türk ve de bu öğrenci. İnanılmaz güzel işler yapıyor. Bir de canavar gibi yani, böyle girişimci yönü var, sanatçı yönü var. Şimdi yeni nesil çok başka yani. Bir başka öğrencim var. Netflix'te filmleri oynuyor çocuğu. Çocukken daha çekmiş yani. Hani çocukken daha starlığı varmış. Yani her alanda, hayatın böyle pek çok alanında böyle çığır açabilecek pek çok öğrenci tanıdım, tanıyorum ve her şeyi yapıyorlar ya. Çocuklar canavar gibi. Bir tane öğrencim araba galerisi kurdu mesela. Böyle inanılmaz zengin oldu. Araba alıp satıyor. Lüks araba alıp satıyor. Deli gibi yani. Buradan orası. Hani böyle o kadar enteresan, çok farklı işler yapan sıra dışı öğrencilerim var ki. Hangi birini anlatayım? Türkiye'yi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Aslında bu tür şeylerde çoklu senaryo düşünmek gerekiyor. Tek bir senaryo yaptığın zaman tahminlerin suya düştüğünü görüyorsun. Dolayısıyla böyle kompleks, çok boyutlu, bir sürü binlerce değişkenin olduğu bir denklemden bahsediyoruz. Orada yani o Türkiye'nin hikayesini yazacak olan hepimiz, hep beraberiz. Bizleriz yani. O milyonlarca insanın beraber yazdığı bir hikaye. Ama tabii ki bazı makro işte kurumsal göstergeler, kültür, kafa yapıları, bunlar sınırlıyor ne? Gidilebilecek yerleri sınırlıyor. Ve bunlar kolay kolay dönüşebilecek şeyler değil. Dolayısıyla 10 sene sonra böyle çok fazla iyimser olamıyorum açıkçası. Yani çünkü bulunduğumuz konum belli. Dünyanın gitme hızı, ülkelerin inovasyon hızı belli. Efendime söyleyeyim. Hani böyle çok umutlu olmak istiyorum. Umutlu olmak için sebepler de var bence. Ama böyle hani gönül ister ki çok daha iyi bir yerde olsun. 10 sene kısa bir zaman bulmuş. Ülkeler düzleminde düşünecek olursak. Yani 10 sene için çok böyle iyimser olamıyorum açıkçası. Ama desen ki bana 30 sene, 40 sene, ha, o zaman diyebilirim ki çok daha iyi olabiliriz. Yani. Çünkü bir ülkenin dönüşmesi bazen böyle 20 sene, 30 sene falan sürüyor yani. Çok makro değişiyor ya bu tür şeyler. Nesillerin değişmesi gerekiyor. Nesiller değiştikçe, dönüştükçe işte bu
yani şu andaki alfa nesli Türkiye'de yetişen zehir gibi olacaklar. Z nesli mesela büyüyorlar. Z neslinden umutluyum. Alfa neslinden daha da umutlu olacağım. Dolayısıyla böyle bambaşka bir Türkiye olacak. Teknolojik olarak da çok daha öne geçeceğiz diye düşünüyorum. Kendi markalarımızı da oluşturacağız diye düşünüyorum. Ama bunların hepsi zaman alıyor. Bir de şöyle bir şey var. Dünya da çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. Yani dolayısıyla hani şey yapmak kolay değil yani. Dünya liginde işte at koşturabilmek, işte ilk A ligine çıkabilmek hakikaten çok zor. Herkes çok hızlı değişiyor, öğreniyor, gelişiyor çünkü günümüzde. Hani değişim hızı böyle 100 katına çıktı yani. Peki hocam, İngiltere'den nasıl görünüyor Türkiye? Ne açıdan? Yani genel ülkeler bazında veyahut da kültürel gelişim, ekonomik gelişim, siyasi bakış açısı, eğitim, üniversiteler, genel bir izleniminiz nedir İngiltere'den bakınca? Yani Türkiye, şöyle diyebilirim. Mesela Kanada ile kıyaslama yapacak olsam, Kanada'da hiç bilinmiyordu Türkiye, tamam mı? Mesela bir kıyaslama yapayım. Kanada'da Türkiye dediğinde böyle Orta Doğu'da işte Arap, işte develerin olduğu falan, hiçbir haberleri yok. Türkiye, Türk kültürü falan, böyle her şey çok yabancıydı orada. Yani gerçekten çoğu bilmiyordu ya. İngilizler öyle değil. İngilizler yani Türkiye'yi çok yakından bilirler. İşte Bodrum'da evleri vardır birçoğunun, ya da işte ne bileyim, turizmde her zaman ya Yunanistan'a ya Türkiye'ye gelirler zaten. Aylarca tatil yaparlar. Mesela bizim İstanbul'u görmemiş işte İngiliz ben görmedim. İlla İstanbul'u görmüştür yani, Bodrum'u falan, Kaş'ı biliyordur yani, bu turistik yerleri gezmiştir. Peri bacalarını falan bizden çok bilir yani, tarihini, Anadolu'yu. Hani bu İngilizler bayağı inanılmaz bilgiler Türkiye ile ilgili. Dolayısıyla Kanada gibi değil. Kanada mesela çok uzak yani, her açıdan uzak yani Türkiye'ye. Ama İngiltere ile bizim tarih boyunca çok yakından şeylerimiz olmuş, ilişkilerimiz olmuş. Dostane, düşman, neyse artık. Yani oraya çok girmek istemiyorum. Barışmışız, savaşmışız. Evet. Ama şey çok, etkileşim çok fazla var. Dolayısıyla böyle tabii ki hani yani özellikle muhafazakar İngilizlerde yılların şeysi de var yani, böyle ön yargısı da var bazılarında. Ama ekseriyle çok açık fikirlidir İngilizler. Özellikle de gençler yani. Böyle severler yani. Hani Türkiye'yi böyle genel olarak pozitif bir imajımız var. Yemeklerimize bayılırlar, kültürümüze severler, misafirperverliğimizi severler. Genel olarak hani imajımız şey değil yani. Ama mesela hani öte yandan madalyonu çevirecek olursak, yani turizm, yemek, işte doğa, işte bu şeyler, atraksiyonlarımız falan inanılmaz güzel oldu. Hiçbir şeyimiz yok o konuda. Ama madalyonu çevirecek olursak, düşünce hakları, insan hakları, demokrasi, işte özgürlükler, bu konularda tabii ki çok eleştiriyor. Ki eleştirecek yönümüz de çok ya, ne yazık ki. Hani farklılıklara saygı, hani bu konularda doğal olarak bütün batılılar zaten çok şeyler, eleştirel yaklaşırlar. Bu bütün Orta Doğu'ya has meseleler zaten. Sadece Türkiye toprakları ile ilgili değil, ama bütün Orta Doğu'da benzer sorunlarla uğraşıyor bu topraklardaki insanlar, Orta Doğu topraklarındaki insanlar. Bunun politik boyutları var, tarihi boyutları var, yüzyıllarca gelen etkenler var, kolay aşılacak mevzular değil yani. Eğitim sistemi var, kültürü var, hani böyle bunlar kolay çözülecek meseleler değil bence. Ama genel resim olumlu diyebilirim yani. Hani şöyle diyorum ve de bununla ilgili şöyle diyeyim. Yani İngilizler mesela baktıkları zaman Yunanlara yakın görüyorlar. Yani mesela bizim Arap olmadığımızı biliyorlar. Araplardan farklı olduğumuzu, yemeklerimizin, kültürümüzün falan çok daha farklı olduğunu, aslında Yunanlara kültürel olarak bayağı daha yakın olduğumuzu falan bilirler mesela. Bunu herkes bilmez yani. İngilizler bilir ama. Hakikaten de Yunanlarla çok benzeriz yani. Şey, biz Yunanistan'a gittiğimizde mesela, yani otobüse biniyorsun, tamam mı? Oradaki Yunan teyze mesela diyor ki, şeyi de bilmiyor, Türkçe de İngilizce de bilmiyor, şeyi gösteriyor, cam diyor açık, üzerinize giyin, cereyan oluyor diyor, hal diliyle anlatıyor bunu, Yunanca anlatıyor ama aynı bizim teyze gibi. Bizim teyzeler nasıl mesela, cereyanda kalma evladım üşütürsün der, aynı şeyi Yunanca hareketleriyle söylüyor. Simitçiye gidiyorsun, simitçi bir amca var, simit de aynı yani. Ondan sonra şey bilmiyor, İngilizce bilmiyor, işte biz de Yunanca bilmiyoruz. Ondan sonra çat pat işte
simit almak istedik. Diyor ki şimdi bir tane aldık simit, seçtik. Diyor ki iyi değil diyor, bu bayat diyor hal diliyle. Yunanca anlatıyor bunu ama hal diliyle zaten dile gerek yok. Sen diyor bunu al, bunu. Aynı yani hani böyle o kadar bizden ki yani motifler şeyler. Hatta böyle bir şey anlatayım. Böyle kandil günüydü bir kere. Monastraki meydanındayız. Atina'dayız ve böyle inanamadım. Yani şey kandilde ilahi söyleniyor. Dedim cami var burada. Bayağı da hoşumuza gitti böyle yurt dışında. Çünkü Türkiye'ye de gitmemişiz bir süredir. Özlemişiz falan. Böyle ilahi duymak camiden çok heyecan ver. O sesin geldiği yere doğru gittik hemen. Bir baktık. Orada bir yan tarafta cami var ama o kapalı bir cami. Müze gibi ya da şey yok. Aksiyon yok orada. Hemen yan tarafında ama kilise var. Kiliseden geliyor. Kilisenin kapısından dinledik. Aynı bizim ilahiler, camideki hocalar nasıl söyler mesela şeyi? Musikisi bile aynı ya. Yani hani ayırt edemiyorsun uzaktan. Sanki böyle o hani ilahilerin ritmi aynı ama söylenen sözcükler farklı. Ya bu kadar mı olur ya? Yani buradan şeyi görüyorsun. Ya hani Bizans'tan hepsi müzik, o ilahi şeyi. Aslında Bizans müziklerini dinleseniz ve Sufi müziklerle ne kadar benzer olduğunu görüyorsun. Ve binlerce yılda evrilmiş ortak bir şey var yani burada. Yani onun için mesela ben çok saçma buluyorum bu şey işte baklava kimemiş, yok işte bilmem şey kimemiş, döner kimi. Ama bunlar olduğu zaman sınırlar yoktu. Yani bütün toplumlar zaten bir arada yaşıyordu yani. Baklava herkesin yani. Ha, yemekler Ermenilerin de, Türklerin de, Yunanların da yani. Hani bu her şehirler önemli. Şehirlerin ayrı stilleri var çünkü. Yörelerin ayrı renkleri var. Burada milliyet önemli değil ya. Hani milliyet sonradan çıkmış, etiketlenmiş. Onun için mesela Yunanistan'ı gezenler görür bilir ki yani gerçekten çok kardeşim her açıdan. Ve böyle kendini neredeyse evinde hissedersin. O denli kardeş. Balık isimleri falan bile aynı. Hocam buradan şimdi Yunanistan'dan hemen başka bir soruyu da tutmuş olayım. Böyle gittiğiniz yurt dışında herhangi bir ülkeye gittiğinizde unutamadığınız bir ülke var mıdır? Yunanistan var. Ya da başka? Var. Ya da sizi en çok etkileyen ve tekrar tekrar gitmek istediğiniz? Şöyle, tekrar tekrar gitmek istediğim dersen başka olur. Etkileyen dersen başka olur. Hepsi başka şeylere gidebilir yani. Yani şöyle diyeyim sana, böyle renkli eğlenceli şeyden yaklaşayım önce. Renkli ve eğlenceli olması açısından mesela. Fas inanılmaz bir ülke. Marakeş. Yani hiçbir başka yere benzemiyor. İnanılmaz egzotik bir yer. Hakikaten egzotik yani. O şeyleri görüyorsun. Hani daracık sokakları, o sukların içinde kayboluyorsun. Bir de oranın esnafı bizim kapalı çarşı esnafını 10'la çarp kurnazlıkta. Laf cambazlığında da 20'yle çarp. Pazarlık kuvvetini de 30'la çarp. Aman Allah'ım. Böyle kulağını buradan tutar, buradan girer. Hiç almaya niyetin yoksa da böyle öyle bir pazarlık, öyle bir taktik yapar ki böyle. Öyle bir punduna getir ki. Ve onlar da bu bir şov yani. O sahne sanatı ya. Bu kesinlikle sahne sanatı. Ve her biri usta bir sahne sanatçısı. Yani bu kadar mı böyle hani güzel şey yapılır. Dans, raks ediyorsun orada adeta. Bir kere normal fiyatın 10 katıyla başlıyor. Yani normalde diyelim 30'sa sana 300'le başlıyor. 400'le başlıyor. Ne kadar? 500'le sonu yok bunun. Ve sonra sen dans ederek, raks ederek fiyatı indirmeye çalışıyorsun. Bayağı ve pazarlık etmen lazım. Ve genelde de turistler nasıl pazarlık edecekleri Batılılar asla bilmiyor zaten. Ama biz biliyoruz mesela az çok. Değil mi? Hani biraz şeyde vardır yani. Hatta eşim çok onların şeyini çok çözdü yani. Mesela adamla pazarlık yapıyoruz. Mesela adam diyor ki 150. Eşim de diyor ki 50. Adam diyor ki tamam o zaman 120 olsun. İşte neyse ortada buluşulacak. Eşim de diyor ki yok 50. Çıkmıyor hiç. Sonra adam dedi ki en sonunda dedi madem öyle işte şey en son bu olur falan dedi. Ondan sonra ama neyse bir noktada adam fiyatı hani şurada olsun üst limit dediği anda bize
eşim aşağı çekti tekrar. Yani öyle bir yaptı ki mesela onların bütün taktiklerini öğrenip onlara karşı uygulayabildi yani. Şimdi Cemal Fina diye bir meydan var orada. UNESCO'nun koruması altında bir meydan. Ve böyle çok enteresan bir yer. Yani işte yılan oynatıcıları, ağzından ateş çıkaranlar. İşte bir tezgah var. 50-60 tane diş var üzerinde. Niye böyle bir şey var? Ne? Yani hani hiçbir anlam veremezsin ya. Hikaye anlatıcıları var. Hikaye anlatıyorlar. Böyle tiyatrocular falan var yani. İşte maymuncular var. Maymunluğu omzuna atıveriyorlar mesela. İşte o maymunla fotoğraf çektirme falan, sonra da senden para alıyorlar. Herkesin bir hikayesi var sana anlatmak istediği. Kolundan çeke çeke ama ısrarla içine çekip zorla anlatıyor herkes hikayesini. Bir sen böyle neye uğradığını şaşırıyorsun. Nereye geldim ya ben? Ortasında şeyler var. Yemek satan yerler var. Akşam olunca o yemek satan yer açılıyor. Ortası boşaltılıyor. Ve o yemek tezgahları da inanılmaz, herkes bir kenardan çekmeye çalışıyor. Hatta böyle biz yürüyorduk, şey sınır da yok mesela. Adam bir pasta ısırmış ucundan ağzımıza sokmaya çalışıyor. Ya bir amca bir dur, ya ne yapıyorsun? Ya bir kendinize gelin. Ya bir şuursuzluk, bir şey, böyle bir tiyatro, bir işte şey yok ama kişisel mesafe de yok böyle. Ama çok uyanık olman lazım. O kadar uyanık olman lazım ki böyle saniyede 10 tane aksiyon dönüyor çünkü. Macera yeri gibi. Yani James Bond filminin ortasında gibisin ve herkes başka bir tarafa çekiyor seni. Dolayısıyla şey diyorsun, hakikaten burası UNESCO korumasını hak ediyor. Yani o bambaşka bir şey ya. Marrakeş ayrı bir level'da yani. Ama çok yorucu. Onu da söyleyeyim yani. Gerçekten yorucu. Kayboluyorsun. O pazarlıklardan yoruluyorsun, insan ilişkilerinden yoruluyorsun. Bayağı her zaman oraya tatile gidilir mi? Gidilmez. Ama bir kere en az gitmek lazım. O yüzden gerçekten diyorsunuz yani aslında etkileyici ama ikinci kez gitmek istemezsiniz denilen yer. Yok, istersin de nasıl diyeyim, Marrakeş'e değil de başka yerlerine gidersin yani. Bir de şey çok ilginç, mesela coğrafyası da çok ilginç. Bir yerde Atlas Okyanusu var, Atlas Dağları var, aynı anda mesela kar da var ülkede, çöl de var aynı anda. Bu hiçbir ülkede bulamazsın böyle şey, böyle bir varyasyonu. Ne bileyim, çöl turları falan oluyor develerle. Hani bayağı ya çok orijinal ya. Yani çok egzotik yani. Ama mesela biz Lübnan'ı çok seviyoruz. Lübnan inanılmaz harikulade bir şehir. Gittiğin zaman böyle ruhunu bambaşka etkileyen ve böyle sıra dışı her köşede bambaşka sürprizlerin yaşandığı bir şehir Lübnan. 15 sene sivil savaş görmüş. Ama mesela şey çok şaşırmıştık yani, mesela bizden çok ileriler şey açısından, kültür, farklı kültürlere açıklık açısından. Neden? O da şeyden kaynaklanıyor. İşte nüfusunun mesela neredeyse yarısı Hristiyan, neredeyse yarısı da Müslüman. Mesela Müslüman nüfusunun yarısı Şii, yarısı Sünni falan. Hiç kimse çoğunluk değil orada, tamam mı? Herkes %10'larda, 15'lerde kalmış böyle. Onun getirdiği o kozmopolit, tabii ki bir sürü çok kompleks bir toplum. Bir sürü de zorluk yaşıyorlar, evet. Ama çok hani bu kadar savaşın yaşanması falan da çok acı, evet. Ama öte yandan böyle oradaki zenginliği, dinamizmi, kültürel kozmopolitliği çok şaşırttı bizi yani. Hakikaten diyorlar ya, Orta Doğu'nun Paris'i. Hakikaten yani inanılmaz bir Beyrut'un çok ayrı bir şeysi var yani. Bir giriyorsun sanki Fransa'dasın yani. Paris sokaklarındasın. Öyle yerleri var. Bir giriyorsun böyle bambaşka bir yerdesin. Ve bir de tabii şey de görüyorsun. Böyle binalar görüyorsun. Bombalanmış taramalı tüfek izleri falan. Onlar da aynen duruyor mesela. Yani gerçekten çok enteresan. Nasıl diyeyim? Mısır mesela. Mısır inanılmaz güzel bir yerdi. Piramitler böyle ömründe görebileceğin en çok hayrete düşürecek seni şey piramitler. Yani böyle başka bir boyuta gitmiş gibi oluyorsun. Yani başka hiçbir şey yok ya böyle. Yani bu kadar binlerce yıllık hiçbir şeye benzemiyor. Yani hani 100 tane komple teorisi var ya, uzaylılar mı yaptı bunu? Ya kardeşim kim yaptı bunu? İşte neden yaptı? Nasıl yaptı? O Mısır antik medeniyetleri nasıl bir medeniyetlerdi kardeşim bunlar? Yani nasıl bir teknolojileri vardı?
Nasıl bir örgütlenme biçimleri vardı? Hala çözemiyorsun. Bak şu günkü teknolojiye gelmişiz. Şu kadar ileri gitmiş teknoloji. Hala sırrı çözülemiyor yani. Yani o her bir taş insan kadar. Şimdi o kadar taşı sen nasıl yığdın? Yani nasıl bir teknolojiyle yaptın? Gerçekten inanılmaz yani. Yani evet. Mısır inanılmaz güzel bir yer. Yani mesela bizi çok şaşırttı yani pek çok açıdan. Çok böyle fakirliğin yaşandığı bir ülke ama yani insanı da bir o kadar iyi yani. Ve Türkleri de çok seviyorlar filan. Yani böyle biz çok sevdik ya. Koşeri diye bir yemekleri var, tamam mı? Koşeri. Ulan bu ne ya diyorsun. İçinde mesela makarna, çeşitli makarnalar var. Spagetti gibi falan, tamam mı? Pirinçler falan da var. İşte soğan kavuruyorlar. Onları böyle güzel bir sert bir şekilde yapıyorlar. Domatesli işte bir sosları var. Sarımsaklı, bol sarımsaklı. Acısı da var, tatlısı da var. Serti böyle yediğin anda ya ilk başta dedim ki, diyorsun ki ya bu ne ya? Böyle yemek mi olur diyorsun, tamam mı? Sonra ulan bu çok iyi bir şeymiş yani. Böyle orada biz bir ay falan kaldık. Artık bir ara böyle bayılıyorduk yani koşeriye. Ve koşeri yani İngiliz parasıyla düşündüğün zaman da 15 piye falan geliyor yani, nasıl diyeyim. Hani böyle yani gerçekten hani çok güzel bir yemek. Ama inanılmaz da ucuz yani. Hani evet. Böyle nasıl diyeyim, hani her yerin unutamayacağın bir sürü anısı oluyor yani sende. Mesela İtalya. İtalya'nın tam bir macera filmi seti gibi, inanılmaz rengarenk. Her bir şehri ayrı güzel. Her bir mimarisi ayrı güzel. Yunanistan unutamayacağım bir güzellikte bir yer yani. Santorini'si ayrı, adaları ayrı, Mikonos'u ayrı, Atina'sı ayrı, Selanik. Her birisi ayrı bir yer bırakıyor sende ve iz bırakıyor. Yani bunun gibi her ülkenin aslında gezmeye başladığında görüyorsun ki böyle sende bambaşka bir beyninde, hayal dünyanda, kalbinde bambaşka yerler açılıyor. Her gittiğin yerde aslında. Hani bunun istisnası yok, öyle diyeyim. Her gittiğimiz yerde biz böyle inanılmaz ufkumuz açıldı yani. Ve çok şey öğrendik. Ve yani hayatımız zenginleşti. Onun için böyle fırsatınız varsa mutlaka gezin yani. Gezebildiğiniz kadar gezin. Çok hani gerçekten dünya çok güzel bir yer. Yani tamam, Türkiye'miz de çok güzel bir yer. Evet. Ama dünyada da keşfedilecek, görülecek inanılmaz güzel yerler var, ülkeler. Hocam bir gün aslında böyle ülkeler gezisi ve ülkeler hatıralarınız, anılarınız üzerine de bir video çekebiliriz. Bu bir giriş. Evet, çok iyi. Bir giriş olmuş oldu. Size hocam buradan böyle yine İngiltere'ye böyle bir tekrar döndürmüş olayım. Tamam. İngiltere'de hocam sizin en çok beğendiğiniz şey nedir? Sistem olabilir, insanları, bir yemeği, farklılığı. Sizi en çok cezbeden İngiltere deyince aklınıza sizin en çok beğendiğiniz şey hakkında biraz konuşabilir miyiz? Bir sürü şey var ama hangisinden, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Biraz böyle daraltabilir miyiz bunu? Tabii ki. Hangi yani, açıdan? Evet, aslında... iş hayatıyla ilgili dersen, mesleğimle ilgili üniversitelere gireceğim. Evet, üniversitelere girelim hocam. Üniversiteler ve iş hayatında ya da sizin akademi hayatında üniversite ekosistemleri içerisinde böyle beğendiğiniz ve farklı olan bir yönü. Buradan girince buradan bir sürü şey anlatabilirsin yani. Ama mesela kültüre dair bambaşka şeyler anlatabilirsin falan filan yani. Çok fazla boyutu var. Yani. Evet. Biz üniversite sisteminden ben şey yapayım. Önce İngiltere'ye nasıl geldik onu anlatayım dilersin. Tabii. O dönemde ben iş arıyorum. Doktoramı bitirmişim. Bir sene Toronto'da yaşadık. Sertaç master yaptı. Ben de işte doktoramı tamamladım. İş arıyorum. O dönemde de ekonomik kriz patlamış. Akademik iş piyasası acayip kötü. 100 yere başvurdum hatırlıyorum. Böyle bayağı da zorlandığımı hatırlıyorum böyle. Kuzey Amerika'da böyle iş bulmak inanılmaz zordu o dönemde. O dönemde aynı zamanda da Sertaç da doktoralara başvuruyor. Master'ını tamamladı. Antropoloji doktora yapmak istiyor. Bir sürü yerden kabul aldı Sertaç. Ama kabul aldığı yerlerden en iyisi ve bizim çok istediğimiz, kabul geldiğinde en çok sevindiğimiz yer Cambridge'ti. Yani Cambridge'den kabul geldiği an böyle dünyalar bizim oldu. Çok hoşumuza gitti bu. Ve dedik ki tamam, Cambridge'e gidiyoruz. Yani sen doktoraya gidiyorsun. O zaman ben bütün planlarımı değiştirdim ve İngiltere'deki akademik işlere başvurmaya başladım 2010 yılında. Ve İngiltere'deki akademik iş piyasası bambaşka olduğunu gördüm. Yani bir kere mesela assistant professor diye arıyorum.
hiçbir öyle iş çıkmıyor. Çünkü assistant professor denmiyor burada. Lecturer deniyor. Lecturer orada Amerika'da başka bir anlamı var Kanada'da. Yani Kuzey Amerika'nın akademik sistemi bambaşka. İngiltere'nin bambaşka. Terminolojiler falan da farklı. Bayağı alışması zaman aldı yani. İş başvuru sistemi de başka. Ama güzel olan yönü şu, İngiltere'deki üniversiteler Kuzey Amerika'dan doktoraya çok sıcak bakıyorlar. Kuzey Amerika'ya da çok sıcak bakıyorlar. Yani dolayısıyla bu benim için inanılmaz bir avantaj sağladı. Kanada'ya inanılmaz iyi bakıyorlar. Kanada doktoralarına, işte McGill'a, işte Kanada'dan yetişmiş. Çünkü İngiltere'de doktora 3 sene sürüyor, tamam mı? Ama Kuzey Amerika'da 6 sene benim sürdü doktora. Ve ben hızlı yaptım yani, hızlı yapanlardan birisiyim. Şeyler, akademik sistemler çok farklı. Kuzey Amerika'da doktora yaptıysa biri 5 seneyi gözden çıkaracaksın. Hele sosyal bilimlerde 6 sene falan sürüyor. Neden? Çünkü 2 sene ders alıyorsun, doktora dersleri alıyorsun Kuzey Amerika'da. Şeyde yok o, İngiltere'de ders alma falan gerektiği zaman çok az seminer falan alıyorsun. Ders yok ama Kuzey Amerika'da 2 sene boyunca full doktora dersleri alıyorsun. Her derste paper yazıyorsun ve onları basıyorsun falan, böyle çok zorlayıcı bir yok. Yani bir theory paper diye bir şey var kısacası. İnanılmaz zor bir sistemdi ya. Yani onları da ayrıca anlatırım. Neyse girmeyeyim onu. Ama böyle Kuzey Amerika'da doktora yaptıktan sonra çok sıkılmıştım ben Kuzey Amerika'nın akademik şeyinden, ortamından. Publish or perish. Ya bas ya yok ol. Hani böyle inanılmaz stresli. Orada doktorayı bitirene kadar ben canım çıkmış yani. Çok zorlanmışım. Hatta böyle yarıda kalacak, yarıda bırakacağım diye falan da bayağı korktum, atlıyorum yani. Neyse sonra da işte iş bu da bulamamışım düzgün. Sonra İngiltere'ye başvurmak bana inanılmaz iyi geldi. Ve bu enteresan bir şekilde İngiltere'deki bütün başvurularımdan hepsinden mülakatlar almaya başladım ard arda. İşte birden iş piyasası açıldı yani. Ben İngiltere'ye geldim iş mülakatlarına, birkaç üniversiteye. Aralarından en böyle hoşuma giden, sevdiğim Open University oldu. Böyle yenilikçi bir yaklaşım vardı ve araştırma yapabileceğim benim ilgi alanıma da çok uygun. Eğitim alanında falan, böyle iş yönetim alanında, örgütsel davranışta çok güzel bir işti yani. Dolayısıyla o işi de sevdim. Bir de tabii şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Cambridge'e yakın olması gerek. Milton Keynes şehrinde Open University'de. Milton Keynes de bir saat. Cambridge'e nispeten yakın yani. Dolayısıyla en yakın kabul aldığım ve sevdiğim üniversite Open University olduğu için orada başladım. 2 sene orada çalıştım. 2 sene boyunca araştırma yaptım. Bayağı bir fona başvurdum. İşte farklı oradaki hocaları organize ettim falan. Oradaki profesörlerle çalıştım. Çok böyle dolu dolu geçti. Eşim de doktoraya başladı. Şimdi İngiltere'nin üniversiteleri şeyle kıyaslanınca, Kuzey Amerika'daki sistemi kıyaslayınca bir kere daha pratikler. Yani her şeyi hızlı yapmayı seviyorlar İngilizler. Ve yoğun, böyle şey yok. Oyalanma yok yani. Mesela nasıl diyeyim? En olabilecek en böyle hızlı ve pratik şekilde tasarlamışlar. Mesela masterlar 2 sene değil de 1 sene bizim burada. İngiltere'de. Yoğun ama. Eylül'de başlıyor, bir dahaki Eylül'de bitiyor. Normalde Kuzey Amerika'da 1 senelik master bulamaz. 2 senedir illa. Mesela doktora orada 6 sene, 5 sene neyse. İngiltere'de 3 senedir. Yani ve anında tezini yazmaya başlarsın yani. Ama İngiltere'de ne yapacağını çok iyi bilmen gerekiyor araştırmada. Bilerek girmen gerekiyor. Kuzey Amerika'da onu keşfetmek için daha çok şansın var. Kuzey Amerika'da sana çok sağlam bir metodoloji, teori, bilmem her şeyi öğretiyorlar uzun uzun. Ve çok sağlam yani, böyle bir sürü ders alıyorsun her disiplinden. İşte ben sosyoloji dersleri, eğitim dersleri, felsefe, işte araştırma metotları, almadığım ders kalmadı yani. Hatta bir tane ders vardı, böyle kompleks sistemler, kaos teorisi, yönetim bilimleri, sistemci düşünme falan, hepsi bir arada. Ve inovasyon, sosyal inovasyon, bütün bunları harmanlayan bir ders vardı. Böyle şeyleri bulamazsın yani İngiltere'de. Hani böyle bu kadar kapsamlı, derin dersler falan yok yani. Ama İngilizler nasıl yapıyor? Çok pratik yapıyorlar. Sen ne yapacağını bilirsen ya, hani çok çabuk derecelerini alabiliyor. Master'ını bitirebiliyorsun, doktoranı bitirebiliyorsun. Her şey pratik, hızlı. Ne yapacağını çok iyi bilmen gerekiyor. Ve çok odaklı olman gerekiyor. Dolayısıyla İngiliz üniversitelerini ben şey buldum. Kuzey Amerika'dan sonra böyle çok pratik buldum. Şey gibi, biraz böyle özel sektör gibi çalışıyorlar. Çok hızlılar, çok dinamikler. Bağımsız, hızlı, manevracı, girişimci davranabiliyorlar. Piyasa koşullarına göre adapte olabiliyorlar. Hele bir de bu öğrenciler ücret ödemeye başladıktan sonra biraz
böyle iş tamamen sektöre dönmüş durumda. Yani öğrencilerin en çok rağbet gösterdiği bölümleri, alanları falan otomatik açarlar falan mesela. Para kazanacak bölümlere öncelik verirler. Mesela birçok üniversitede business school en çok para kazanan okuldur yani. Mesela bizim UEA'yı bizim business school döndürüyor. Yani hatta şöyle derler, UEA dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Çünkü bu küresel ısınma mevzunu ilk defa dünyada gündem yapan UEA'dır yani. Climate emergency araştırmaları falan ilk defa UEA'da yapıldı 10 sene, 15 sene önce yani. Bir taraftan yani UEA derler ki dünyayı kurtarmaya çalışıyor UEA. UEA'yı da business school kurtarmaya çalışıyor. Yani bu işler böyle. Çünkü üniversiteyi de birilerini kurtarması gerekiyor. Kendi kendine dönmüyor bu işler. Onu kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Yani bir master programımız var. 500 öğrenci geliyor. 500 öğrenci. Şey gibi, fabrika gibi. Yani undergrad bir o kadar öğrenci. Yani hani böyle çok yorucu aslında bir yandan düşündüğünde. Ama bir yandan da hızlı, pratik, yenilikçi yönümüz de çoktur yani. Çok dinamik, hız, hani çok yoğun, hızlı çalışırız yani. Yani İngiliz üniversiteleri bu konuda nasıl diyeyim, uluslararası öğrenciye dayalı bir sistem kurmuşlar. Ve bu dev bir sektör haline gelmiş. Dolayısıyla mesela benim 500 tane master öğrencim var. Bu master öğrencilerimin neredeyse 300'e yakını Çin'den. 250'si falan Çin'den yani. Bir o kadar 100-150 kadarı gene uzak doğudan farklı ülkelerden, Asya'dan falan. Hindistan'dan, işte Vietnam'dan, efendim mesela Kore'den, her yerden var yani. Nijerya'dan, Afrika'dan falan farklı ülkelerden, Avrupa'dan da çok var öğrenci. Dolayısıyla böyle farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci barındıran ve onu zenginliğe dönüştüren, aynı şekilde hocaları da çok farklı ülkelerden toparlayabilen üniversiteler. Küresel yetenek havuzu gibi çalışıyorlar bu anlamda. Dolayısıyla İngiltere'nin akademik sistemi şu andan da çok hoşuma gitti benim. İş yaşam dengesi daha iyi. Kuzey Amerika ile kıyaslandı. Kuzey Amerika'da herkesin böyle gözü dönmüş durumda. Yani bu her şeyde böyle ama. Macera dolu Amerika. Hakikaten macera dolu. Böyle orada jungle ya. Yani böyle hayatta kalma mücadelesi veriyorsun böyle. Survivor adası gibi orası yani. Her şey zor yani. Hani böyle sürekli girişimci gibi olmak zorundasın. Sürekli böyle büyük hayallerinin peşinde çok çalışmak zorundasın. Uyku nedir bilmeyeceksin. Kendini feda edeceksin. Deli gibi çalışacaksın. Bu her yerde böyle yani. İnanılmaz çok çalışıyorsun yani. Sabahlara kadar çalışanlar mesela bizim binada Kanada'da hiç eksik olmazdı. Hele Çinliler sabahlara kadar çalışırlardı. Şimdi bu tür şeyler İngiltere'de o kadar yok. İngiltere çünkü şeyi biliyor. İş yaşam dengesi önemli. Avrupa'ya göre kötü aslında. Avrupa'ya kıyasla biz daha şeyizdir. Aşırı iş odaklıyızdır yani İngiltere'de. Ama Kuzey Amerika ile kıyaslandığında bana çok rahat geldi. Yani Kuzey Amerika'da mesela sürekli ne basacağım, nasıl basacağım böyle kafayı yersin, bununla uğraşırsın. Research, araştırmam lazım, sürekli nefes almadan. Burada öyle bir şey yok. Burada çalışan olarak senin hakların var. Saat 5-6 olduğunda eve gidebilirsin yani. O kadar üzerine basmıyorlar yani, böyle daha verimli ol, daha çok işte yayın yap, daha işte sana iş yükleyelim falan. Böyle bir şey yok yani. Hani hayat memat meselesi gibi böyle bütün her şeyini işe yatırmıyorsun yani. Hani bu genel İngiltere'de de böyle bir şey var. Yani İngilizler iş yaşam dengesini bilirler, hayattan lezzet almaya çalışırlar, işte doğayı çok severler efendim. Her şehrin böyle dev parkları vardır, yemyeşil alanları vardır. Ben mesela Norwich'te evimin dibinden bir yol gidiyor. 27 mil boyunca ormandan yürüyebiliyorsun. Ve nehir boylarında gidebiliyorsun. Nehirler bitmiyor hiç. Ormanlar bitmiyor. Yeşil hiç bitmiyor. Şehrin merkezinde dahi şehrin çoğu yeşildir yani, öyle değil. Ki hani şehrin etrafı zaten yemyeşil. Hani böyle yeşile, doğaya inanılmaz saygıları var. Bahçelerine çok dikkat ederler. Mesela bahçe bakımı, işte gül yetiştirirler, çiçek yetiştirirler. Herkesin bir bahçesi vardır. Ve o bahçesine el emeği, göz nuru özenle bakarlar. Bahçesinde oturup çay içmeleri bir merasimdir. Yani her gün öğleden sonra işte atıyorum 5'te falan 5 çayı meşhurdur değil mi? O çay içmenin bir şeyi vardır. Keklerle bilmem neyle böyle bir merasimi vardır. Hayattan lezzet almayı bilirler. Londra'da bile mesela iş hayatı 5'te falan bitiyor. 5'ten sonra senin artık o hayat. Yani akşamleyin, her akşam mesela istersen her müzikallere git. Dünyanın en iyi 50 müzikali orada oluyor. Her hafta
seçebileceğin 20-30 tane her akşam ayrı müzikal var ya. Düşünsene nasıl bir zenginliktir. Nasıl bir manyaklıktır yani. Tiyatro, dünyanın tiyatro merkezi. İş dünyası desen dünyanın iş dünyası orada dönüyor. Ne bileyim, müzeler desen dünyanın en iyi müzeleri ücretsiz, bedava yani. İşte dünyanın en iyi parkları, sınırsız, yeşillik. Pazarlar, her mahallenin ayrı güzel pazarları oluyor. Hani böyle nasıl diyeyim? Yani Londra'da mesela 2 sene yaşadık biz. Böyle hayatımın belki çok rengarenk, çok böyle sevdiğim, Londra'ya aşık olduğum seneler oldu yani. Hani öyle diyeyim. Londra'dan ayrılmak çok zor geldi. Norwich'e geçince Londra kampüsü kapandı bizim üniversitede. Sonra Norwich'e geldik. Norwich'te yeniden böyle hani alışmak falan zor geldi. Şimdi ama çok seviyorum Norwich'i. Ama mesela Londra da çok güzeldir. Yani. Hani İngiltere'nin böyle nasıl diyeyim, insanı gerçekten mutlu edecek pek çok özelliği var. Ve insana o fırsatları sunuyor. Ülke sana o fırsatları sunuyor. Bir de güzel olan şu, senin kim olduğunla, ırkınla falan ilgilenmiyor. Yaptığın işle, hayallerinle, işte senin kişiliğinle falan ilgileniyor. Bizim business school'da işte 100 hocayız biz. Çok az İngilizdir yani. Herkes başka milletten. Biz bir toplantı yapıyoruz fıkra gibi. Hindistanlı hocalar, Yunan hocalar. Yunanlarla zaten biz çok iyi anlaşıyoruz yani. İşte Avrupalı hocalar, Çinli hocalar. Herkes o zenginliği mesela dünyanın Birleşmiş Milletler gibi düşünsene. Beraber çalıştığın kişiler. Ve herkes de birbirine destek oluyor. İngiltere'nin içinde bile mesela İskoç'u başka güzeldir. İşte İrlandalısı başka güzeldir. Bu arada aklıma şey geldi. Bu ne güzeldir İngiliz olmak diye şiir furyası çıkmıştı. Fark ettin mi? Evet. Yani bayağı gülmekten öldüm. Mani yazıyordum millet ya. Bu şeyde Kayseri'de tutuklama olmuştu ya. İngiltere bayrağı asmış vatandaşı. Havlu asmış bir tane. Havlu asınca da işte bazı aklı evveller şikayet etmişler bunu. Bunun üzerine ne güzeldir İngiliz olmak diye millet şeyler yazmaya başladı. Maniler. Öyle bir furya başladı sosyal medyada. Böyle gülmekten ölüyordum. Hani o güzel bir trendti yani. Hatta biriktirdim onların hepsini koydum bir kenara. Bayağı hoşuma gitmişti. Ama hakikaten İngiltere'nin böyle bir insanı ferahlatan, mutlu eden bir yönü var. Bir de çok yenilikçiler. Yani şey çok mesela benim inanamadığım şeylerden biri bu kadar yenilikçi olup da yeniliğe açık olup da bu kadar gelenekselci nasıl olabiliyor aynı anda? Mesela bu müthiş bir paradoks. Yani bunu nasıl beceriyorlar hala ben çözebilmiş değilim. Yani bir taraftan işte kraliçe baş tacı, işte kraliçe deyince akan sular durur. O seremoniler, kraliyet seremonileri, evliliği falan hayat duruyor ya düşünsene. İşte Kate ile William evlendi hayat duruyor. Ne bileyim işte kraliyet bir olay oluyor, çocuk doğuyor. Aman Allah'ım prens doğdu diye böyle hayat duruyor yani. Hani böyle çok seviyorlar kraliçeyi de, kraliyeti de, o tarihi, gelenekleri. Yüzyıllardır o şeye çok bağlılar yani bir taraftan. Bir de alışkanlıklarını kolay kolay da değiştirmiyorlar, sevmiyorlar onu. Yani mesela sıcak su ayrı, soğuk su ayrı musluk var ya. Onları bir araya getirip karıştıralım demiyorlar. Hala sıcak su bir taraftadır, soğuk su da bir taraftadır. Onu işte yüzlerini yıkayıp ılıştırıp yüzlerini yıkarlar mesela normalde. O hala evlerde öyle yapıla gelmiştir. Ya da işte banyolarda normal ışık yoktur. İple çekersin. Hala evler yapılırken ip çekersin. Burada banyoya gittiğinde neden? İlk elektrik çıktığında elektrikle çarpılma riski olduğundan dolayı güvenliğe de çok önem verdikleri için. Artık öyle bir tehlike yok ama gene de iple çekmek daha güvenli olduğu için ve bu gelenek olduğu için hala işte bütün banyolarda İngiltere'de iple çekerler. Mesela arabalar soldan gider. Direksiyon ters taraftadır. Ve asla değil. Hani şey demiyor mesela ulan bütün dünya başka türlü yapıyor. Gerizekalı mıyız biz? Niye değiştirelim biz de? Bak herkes başka türlü yapıyor. Bizim de değiştirmemiz lazım arkadaşlar falan. Yok böyle bir şey. Hayır. Ya diyor mesela arabayı hani icat edenler de hani bir kısmı da bizden zaten. Biz de böyle düşündük. Böyle devam ediyor yani. Hani şey yapmıyor, bunu mesele etmiyor yani. Hani nasılsa o şekilde devam ettirebiliyor yani bazı şeyleri. Ama öte yandan böyle yenilikçi fikirlere, sistemlere, sistem kurmaya da inanılmaz şeyler, açıklar. Yani çok iyi sistem kuruyorlar. Yani hani başlarken mesela bir işe
böyle uzun vadeli düşünebiliyorlar. Yani o kadar uzun vadeli düşünüyorlar ki her şeyi böyle sistem kurarak adım adım ve uzun vadeli düşünme, prensiplerle düşünme bu konuda gerçekten çok iyi dünya çapında. Yani tabii son dönemde İngiltere de eski İngiltere değil. Bayağı güç kaybetti. Hani eski şey şaşası, havası falan da yok. Onu da bir söyleyeyim. Hele bile Brexit'ten sonra. Yani nasıl diyeyim, İngiltere'nin tarihteki en güçsüz olduğu zamanlardan birini yaşıyoruz aslında. Her açıdan. Hani pek çok şey, o zenginlik kaybedilmiş bazı şeyler. Yani. Hani o kadar eskisi gibi çok zengin bir ülke falan da diyemem. Hayat sıkıntısı burada da var. Memnuniyetsiz kitleler var. İşte yani bir sürü sorun var yani. Hani böyle güllük gülistanlık bir ülke diyemem. Ama akademik hayatı yaşamak isteyen için üniversiteler inanılmaz güzel çalışma ortamı sunuyorlar sana. Her tür imkanı kaynağı sana veriyorlar. Kendini yetiştir yeter ki iyi bir şey yap. Dersini çok iyi hale getir. Öğrencilere güzel bir deneyim yaşat. Yeni şeyler öğren, sıra dışı şeyler yap, her şeye varız diyorlar. Yani. Yeter ki yenilik yap. Yani ben şimdi asla yapamayacağım şeyleri burada sonuna kadar yapabiliyorum. Sıra dışı şeyleri. Derslerimi anında uygulayabiliyorum ve bu konuda hiç kimse bana hesap soramaz. Yani. Rektör, dekan falan hiç kimseye kesinlikle hesap vermem yani. Dersimin nasıl olacağını ancak ve ancak ben karar veririm. Ve bu konuda en ufak bir kontrol, baskı, sansür asla kabul etmem yani. Hani ve bu konuda %100 kafa rahatım var. Böyle inanılmaz hayal gücüme ne geliyorsa, ilham veren ne varsa dersime taşıyabiliyorum. Ve bu çok büyük bir lüks yani. Ben derste atıyorum, kuantum fiziğinden de bahsedebilirim, Mars'tan da bahsedebilirim. Kimse bana demez ki yani, ya, hani... Kendine gel hocam böyle tam bir çok sıçradın bir dur yerinde falan böyle hani vardır ya böyle hemen böyle had bildirme vardır mesela ya da işte fıkra vardır ya aşağı çekme hani o cehennemde birileri aşağı çeken hikayesi Türklerde falan filan hani fıkra olarak anlatılır yani bu tür şeylerin tam tersi yani burada herkes Fahri sen yeter ki biz hani sana güveniyoruz, çok iyi şeyler yaptığını da biliyoruz. Ne istersen arkandayız. Ve önümü açmak için her tür kaynak, aşk, şevk, yönlendirme, ne bileyim, her şey, her konuda çok çok iyiler ya. Zaten çok iyi olmak zorundalar. Çok iyi olmazlarsa ben zaten zıplayıp başka üniversiteye geçerdim şu an. Öyle bir imkanım var. Yani mesela burada yaptığın işte çok iyisen, üniversiteler arasında zıplayabiliyorsun yani. Üniversiteler zaten, mesela hatta ben onu yaşadım. Open Üniversitede iken UEA'dan bana iş teklifi geldiğinde Open Üniversitesi'ndeki hocalar beni tutmak için dediler ki oranın sana vereceği maaşın bir şu kadar üstünü veriyoruz biz sana. Anında. Şimdi ben o çok bir yandan tabii sevindim yani hoşuma gitti. Hani böyle demek ki değer veriliyor yani. Ama UEA'ya döndüğümde onlar da onun üstüne çıkıyorlar hemen. Yani bidding war. Pazarlığı artıraydınız hocam. Yani bazı hocalar bu tür şeyleri bildikleri için mesela üniversiteleri böyle sıçrama taşı olarak kullanıyorlar mesela. Yani hani en iyi yeteneği çekebilmek cidden çok zor bir iş yani. En iyi hocaları toplayabilme, onları tutabilme hepsi mesele yani bunların. İngiltere'de üniversiteler kurumsal ve çok iyi olduklarından bu işleri bayağı ciddiye alıyorlar. Ve hani üniversite şunu biliyor. Ben en iyi insanları en iyi şekilde tutup memnun etmeliyim, mutlu etmeliyim. Bunun için ne gerekiyorsa da yapacağım. En önemli hazinem hocalarım benim. Ve hocalarımı her halükarda mutlaka mutlu etmeliyim. Bunun için gerçekten uğraştıklarını görüyorsunuz. Ve bu çok değerli. Hocam burada şöyle hemen bir ek soru daha sormuş olayım. Şimdi burada İstanbul'da, Türkiye'de hemen hemen en iyi üniversite dediğimiz Boğaziçi Koç'ta eğitim alıp gittiniz. Şimdi İngiltere'nin de üniversite ekosistemlerini anlatıyorsunuz ama mesela bizim böyle dünyada ilk 500'e giren nadir belki tek tük bazen giremeyen üniversitelerimiz bunlar. Bunlarla sizin şu an bahsettiğiniz o özgür ortam şunlar bunlar yani siz ikisinde de yaşadığınız için, ikisinde gördüğünüz için
Yani buradaki en iyi üniversitelerden bile uçurumlar var mı, çok mu? Yoksa en azından bizim iyi üniversitelerimiz belirli bir standardı yakalamış mı? Şimdi şöyle, onu basit bir cevabı yok. Yani şöyle söyleyeyim sana. Türkiye'de gerçekten böyle gönül rahatlığıyla çok güzel, mutlu olarak çalışabileceğin üniversiteler var bence. Çok iyi üniversitelerimiz var. Hani birçoğu da bayağı özgür ortamda sağlamaya çalışıyorlar ellerinden geldiklerince. Mesela Boğaziçi böyle bir yer. Hakikaten özgürlüğüyle öteden beri, eskiden beri bilinir yani. Ama şunu da biliyorsun, mesela ODTÜ de öyledir. Hani Bilkent de öyledir, Koç da öyledir, Sabancı da öyledir. Sayılarını arttırabiliriz yani. Ama bu üniversiteler öteden beri işte kurumsal kültürlerinde iyi yetenekleri tutmak istedikleri için onları memnun etmek için de özel gayret sarf ederler. Bunu biliyorsun. Dolayısıyla o kadar böyle ben arada uçurumun büyük olduğunu düşünmüyorum. Ama öte yandan kafam daha rahat burada. Neden? Çünkü ülkenin işte boğucu bir atmosferi var Türkiye'de. Sen mesela ne kadar üniversitenin içinde olduğunu düşünsen de bence ülkedeki o dinamiklerden, boğucu atmosferden sürekli etkileniyorsun. O kültür bazen boğuyor seni. Bazen işte o baskı ortamı hissediyorsun. Ne bileyim hani bu şey diyemezsin yani. Koç'ta böyle bir şey yok. Tamamen %100 özgür ya da Boğaziçi'nde yok diyemezsin. Yani hani bu ülkenin havası, suyu her yere sirayet ediyor ne yazık ki. Dolayısıyla ülkedeki %100 bağımsız, eleştirel, özgür düşünme, %100 hani kendin olabilme ortamı, o çok değerli bir şey. O kafa konforu. İngiltere'de bunu yani %100, %1000 yaşayabiliyorsun yani. Hani hiçbir, yani nasıl diyeyim, bu konuda böyle o kadar mutluyum ki ve o kadar ileri bir standart var ki ve bu uzun senedir böyle bir konfora alıştığım için Kanada'da ve İngiltere'de yıllar geçtikçe bir daha geriye dönemiyorsun bu. Alıştığın lüksler artık senin için oksijen gibi oluyor. Ondan asla vazgeçemem yani. Dolayısıyla İngiltere bana bu özgürlüğü kendi ülkemden daha iyi veriyor ve bu çok acı bir şey. Hocam buradan yine sizin üniversitenize ve gününüze dönmek istiyorum böyle. Bir gününüz nasıl geçiyor? Her günüm değişir. Yani o günü ben kendime göre tasarlarım. Önceliklerim her zaman değişebilir. Yani mesela şu ara not verme dönemi, işte bürokrasik, başka bir üniversitenin müfettişliğini yapıyorum. External examiner rolüm var. İşte notlarımı yetiştiriyorum, toplantılarım var falan. Böyle bayağı şu ara mesela boğucu, böyle bayağı sıkıldığım bir dönem olduğu için belli açılardan. Bir de koronadan bıktık artık. Yani evden çalışıyoruz. Her şey evden, her şey ekrandan. Dersi buradan veriyorsun, toplantıların bir Zoom bitiyor, Microsoft Teams başlıyor, o bitiyor başka. Her şey buradan, ekrandan, böyle çok sıkılıyorsun. İşler de boğucu, hava da sıcak. Böyle mutlaka böyle rutinin dışına çıkman gerekiyor. Onun için ben işte bu dönemde mesela kendime söz verdim. Medium'da her gün yazı yazacağım diye. Onun için her gün mutlaka bir yazı yazmaya çalışıyorum ki bu işte dönüp baktığımda diyeceğim ki koronavirüs döneminde işte bak böyle böyle verimli çalışmışım yani. Hani en azından Medium'da geriye dönüp baktığımda mesela bu koronavirüs döneminde 90 tane falan makale bastım ben yani. Yaklaşık 100'e ulaşmak üzereyim yani. Ve bu güzel bir şey. Yani hani beni çok açtı yani. Neden? Günümü renklendirmek istiyorum. Sadece bürokratik ya da işte not verme, beni boğan şeyler yapmak istemiyorum. Onun dışında nefes almak istiyorum. Nasıl nefes alacağım? Normalde işte bisikletimi alıyorum, üç tekerlekli bisikletimle. Şehrin hiç bilmediğim bir yerine gidiyorum. Yani, daha önce keşfetmediğim işte yeşili, ormanı, akarsuyu olan, gölü olan şehirde bir sürü yer var yani böyle. Büyük bir şehrin orası. Etrafındaki yerler de bayağı, kasabalar falan da var etrafta. İşte göller, akarsular, ormanlar bol yani. Keşfedilecek çok yer var. Dolayısıyla bisikletimi alıyorum. Genelde 2 saat falan ayırıyorum bunun için. 2 saat, 2,5 saat. Kaybolacak bir yer arıyorum. Yani hedefim çıkarken kaybolmak. Kaybolabileceğim yerler buluyorum. Ormanın içinde kayboldum.
İşte başka yerlerde illa yolunu buluyorsun bir şekilde yani. Ama kaybolmak çok zevkli mesela bisikletle bu şekilde. Ve doğayla. İşte doğanın içinde böyle bir sürü fikir geliyor kafana. Efendime söyleyeyim. Hani böyle hayatını renklendirecek maceralar tasarlaman gerekiyor. Ve bu benim için mesela karalama her gün mesela defterime yazmazsam ben birkaç sayfa kendimi şaşırtmazsam rahat edemiyorum. Mesela bugün ne öğrendim? Her gün böyle beni şaşırtan bir şeyler öğrenmem gerekiyor. Bunu yapmazsam rahatsız oluyorum. Onun için bunlara zaman ayırıyorum. Mesela bugün şeyi izledim. Amadeus'u izledim. O filmi bayağıdır izlemek istiyordum. Mozart'ın şeyini, hayatını anlatıyor. Onu kıskanan rakibi tarafı Salieri'nin ağzından anlatılıyor hikaye. Güzel bir filmdi. 3 saatlik bir filmdi. Dolayısıyla önüme defterlerimi de aldım. Bir sürü doodle'lar yaptım. Bir sürü egzersizler yaptım. Mesela bu benim nasıl diyeyim? 2-3 günde yapmaya çalıştığım bir şey. Çok güzel bir film açıyorsun. Ufkunu açacak bir film. Gerçekten ufuk açıcı, beynine gerçekten hayal gücüne çok iyi gelecek filmler var bunların zaten listesi. O filmlerden birini açıp egzersizler tasarlıyorum, karalamalar yapıyorum, elimde kağıt kalemi alıyorum defterimi. Yepyeni şeyler yapıyorum. Yani karalama sayfaları, 3-4 sayfa karalama yaptım. Sonra birkaç sayfa egzersiz tasarladım. 3 saatlik film boyunca dolu dolu iş yaptım yani bir taraftan. Ama bir taraftan da filmin içine dalıyorsun. Mesela filmin içine dalarken karalaman da ona göre şekilleniyor mesela ruh haline göre. O da enteresan. Yani mesela bir yandan sanat eseri üretiyorsun. Mesela o Mozart'ın müziklerini dinlemek filmde çok beni açtı. Oradan çok güzel bir karalamalar ürettim yani. Gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Gününü mutlaka. Ama bunları yapmadan önce sabahleyin de o sıkıcı işlerimi bitirmiştim yani. Yazma işim mi var, ciddi işlerim var, onları bitirmiştim yani. Hani sabahleyin Zoom'la yapıyoruz bunu. Eşim Türkiye'de. Bir başka akademisyen arkadaşlarımız da var. Onlarla hep beraber Zoom'da buluşuyoruz sabah 8'de. Herkes aynı anda etüt açıyor. 35'er dakikalık etütler yapıyoruz. Herkes yazacaksan yazacaksın. Not, ne yapacaksın o günlük işleri? 35 dakikada yapacaksın. Hedeflerini anlatıyorsun. Herkes anlatıyor. Nasılsın falan diye 5 dakika konuşuyoruz. Herkes 35 dakika boyunca başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Sadece o işini yapıyorsun. Sonra 10 dakikalık molalar var. 10 dakikalık molalarda hareket yapman lazım. Herkes ekranın başından kalkıyor. Sabah egzersizi, bitkilere su verme, işte şınav, mekik ne yapacaksan yani. Öyle zıpla, K-pop dansı eşliğinde, dans et, K-pop müziği eşliğinde ne yaparsan yap. Ama hareket et. Metabolizmanı hızlandır aralar. Bunu ne kadar süredir yapıyorsunuz hocam? Bayağı düzenli olarak bayağıdır. Yani yaptığımız bir şey. Aslında bu yıllardır mesela eşimle biz normalde kafeye gideriz sabahları. Yani ya da hani işe gitmiyorsak ya. Herkes işe gidiyorsa zaten işe gidiyor. Ama işe gitmiyorsak ya mutlaka bir kafeye gidiyoruz. Ve o kafede kahve içerken falan filan o günün işlerine başlıyoruz. Yazıyoruz yani. İlla sabahları akademisyenin işi yazmaktır, araştırmadır. Yani sabah saatleri mutlaka ciddi iş yapılır. Peki hocam şimdi günlük planımı yapıyorum diyorsunuz ya. Bir sistemim var. Evet. Onu... Yani 8'den 11'e kadar ciddi yazma işleri. 4 etüt yaparız biz. 35'er dakikadır. Aralarda 10 dakikadır. Aralarda da hareket etmen gerek. Bu çok disiplinlidir bu mesela. Aksamaz. Dakikası dakikasına çok ve yani o 35 dakikada e-mail'e bakamazsın. Katiyen. Ya da başka hiçbir iş yapamazsın. Sadece yapacağın işe odaklanır. Böyle yaptığın zaman 35 dakikada inanılmaz çok şey başarıyorsun. Ve bunu 4 ile çarp, 4 kere yaptığımız için 3 saatte bayağı bir yol almış oluyoruz. Kahvaltı etmiyoruz 11'e kadar. 11'den sonra kahvaltıyı hazırlayabilirsin, mola verebilirsin. Kahvaltı hazırlarken mesela ben şeyi açtım. Hasan Minhaj'ın The Patriot Act'ini izliyorum. Mesela o 20-25 dakika sürüyor. Her bölüm çok güzel konulara değiniyor. Tam böyle kahvaltı hazırlarken müthiş bir program. Tam 20-25 dakika sürer kahvaltı hazırlamak. O da tam başlar biter. Ya da böyle Friends dizisi mesela. Tam kahvaltı hazırlarken güzel gider yani. Bir yandan cep telefonundan falan, iPad'den izleyebilirsin yani. Bir yandan da işte çayı demlersin. İşte kahve yapıyorsan kahve yaparsın. Kahvaltını hazırlarsın. Sonra kahvaltı ederken de genelde gene başka bir şey daha izliyorum. Rahatlatacak şeyler ya da öğrenebileceğim şeyler. Netflix'teki belgeselleri izliyorum. Abstrakt belgeselini izliyorum. Ya da işte böyle ufuk açıcı, yenilikçi, başka ne varsa Netflix'te onları izliyorum. Ya da böyle çok yorulduysam
klasik çok güzel hayal gücünü arttıran filmler izliyorum. Dolayısıyla bir nefes almış oluyorum. Tempoyu değiştirmiş oluyorum. Öğleden sonralar serbest. Ne yapmak istiyorsan onu yap yani. Hani, ama şu aralar dediğim gibi mutlaka bir Medium'a yazmak istiyorum. Fikir üretmem lazım. Her gün birkaç sayfa defterime günlük şeklinde de yazıyorum. Canımı sıkan şeyleri de yazıyorum. Hedeflerimi de yazıyorum. Yapılacak işler listeleri de çıkarıyorum. Her şey var yani. Böyle tamamen düzensiz. Şu mesela benim günlük sadece benim gördüğüm şeyler. Buna her gün 8-10 sayfa yazarım yani. Mesela küçük defterimdir. Her yere taşırım. Bu büyük defterler de hani ürettiğim sanat eserleri, işte egzersizler için falan. Ama mutlaka defterlerimle zaman geçirmem lazım. Eğer defterimle zaman geçirmediysem her gün, bu benim mutluluğuma engel oluyor. Eksikliğini hissediyorum. Yazmadıysam kendimi bulamıyorum. Kendimi bulmam için hayal kurmam, fikir üretmem, yazmam, çizmem, karalama yapmam, haşır neşir olmam gerekiyor. Ve yeni bir şeyler öğrendikçe onları da not almam gerekiyor. Yeni fikir üretmem lazım. Yeni fikirler üretmek için sürekli yeni şeyler öğrenmen gerekiyor. Yani mesela bak bugün öğrendiğim şeyi söyleyeyim sana hemen. Çok İyi bir tip var ya. Böyle podcastler yapıyor. Joe Rogan. Joe Rogan'ın podcastlerine daldım. YouTube'da falan da var bu. Bu 11 yıllık podcast yapıyor. Konuk çağırıyor. Radyocu kökenli. Ama podcastleri dünyaca meşhur. Şimdi bu adama ben neden merak sardım? Bu adam çünkü geçtiğimiz sene Spotify'a bütün röportajlarını, podcastlerini sattı. Adamın 2000 tane falan bölümü var şu an. Bak, adam maraton koşusu. 11 senedir podcast yapıyor. 2000 bölüm biriktirmiş. Spotify bu adama transfer edebilmek için ve programlarını satın aldı adamdan. 100 milyon dolar ödedi adama. Şimdi bak, sen maraton koşuyorsan ve yaptığın işi çok iyi yapıyorsan ve çok ciddi bir kitlen varsa, ki Joe Rogan öyle bir adam, 11 senede binlerce takipçisi var. Yani on binlerce, yüz binlerce takipçisi var. Ve 100 milyon dolar ödüyor Spotify sana yani. Bu programları yeter ki bize taşı diye. Dolayısıyla bu 2000 bölümün hepsi Spotify'da artık yani. Dinlenebiliyor. Ama tabii YouTube'dan da izleyebiliyorsun pek çoğunu yani. Adam mesela Joe Rogan %100 bağımsız yaptığı şeyde. Hiçbir şekilde Spotify'ın çalışanı olmayacağım diye açıklama yaptı yani. Spotify'a teslim falan olmayacağım. %100 her şey, özgürlük bende yani. Bu çok önemli bak. En iyi yeteneği sen çekiyorsan, mesela ben nasıl diyorum UEA'de %100 kontrol, her şey bende olmalı yani. Hayal gücümde ne varsa onu sınırsız yapabilme özgürlüğü, bu benim için kutsal bir şey yani. Bundan asla taviz veremem yani bu saatten sonra. Joe Rogan da aynı şekilde yani. Hani bir şeyi var, iş yapma biçimi, asla taviz vermem diyor. Ve aynı şekilde yapa geldiği şeyleri yapacak. Sadece 100 milyon dolara satmış oldu yani şeyleri, podcastlerini. Dolayısıyla mesela bu Joe Rogan'ın podcastlerine merak sardım. Elon Musk'ın konuk olduğu podcast'te dinledim mesela bugün. Ve böyle çok eğlenceli yani. Yani bir kere podcast radyocu olarak çok başarılı Joe Rogan. Çok güzel konuşturuyor. Çok iyi bir dinleyici. Eğlenceli konular açıyor. Ve konukları da açıyor yani. Hani böyle 2-2,5 saat falan sürüyor zaten. Yani böyle dağılmadıkları konu yok. O kadar güzel akıyor ki şey, sohbet. Böyle içinde kayboluyorsun. Yani. Ve bir sürü şey öğreniyorsun. Bir kere Elon Musk'ın nasıl düşündüğünü öğreniyorsun. O anda mesela nasıl hadiselere yaklaştığını öğreniyorsun. Mesela o kadar enteresan şeyler konuşuyorlar ki yani. Ve o kadar ufuk açıcı şekilde konuşuyorlar ki. Hani bir sürü şey öğreniyorsun ya. Yani bunun gibi, şimdi bak, insan ömrü çok kısa. Öğrenilecek, seni hayrete düşürecek. Mesela okusan, ufkunu açsan böyle milyonlarca şey var, tamam mı? Ve bütün ömrünü bunlara ayırsan gene yetişemez. Ama bir yerden her gün en azından bir şey yapayım diyorsun. Hayrete düşeceğin bir gün yaşaman gerekiyor. Hayret ettin mi sen bugün? Yani daha önce hiç bakmadığın şekilde hadiselere baktın mı? Ya da işte yepyeni bir şey, senin çok ilgini çeken bir şey öğrendin mi? Ve bunları anında not et defter. Mesela bugünkü notlarımdan devam ediyorum. Başka neler öğrenmişim bugün diye. Salvador Dali, What's My Line diye bir televizyon programına katılıyor Amerika'da. Ve orada herkes kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyor.
ona soru soruyorlar. İşte diyorlar ki, işte beste yaptın mı? Yaptım. Resim yaptın mı? Yaptım. Yapıyor. İşte bilmem şiir yazdın mı? Yazdım. İşte tiyatro çıkardın mı? Çıkardım. Performans yaptın mı? Yaptım. Adam her şeyi yes diyor. Salvador Dali. Hani buradan da Rönesans insanının nasıl olduğunu görüyoruz. Rönesans insanı sınırsız her şeyi yapıyor. Her şeyi atlıyor yani. Bir başka öğrendiğim şey mesela bugün ilgimi çeken şeyleri koyuyorum. Stanford'da 1993'te mezunların %70'i Financial Times ilk 100 büyük şirketteki şirketlerde iş sahibi oluyor. Ve iş garantisi oluyor. Yani mezunların %70'i en büyük 100 şirkette iş buluyor. Stanford'dan 1993 yılında mezun olanlar. Şu anda mezun olanların %70'i ise kendi işlerini kuruyorlar. Bak dünyanın nasıl değiştiğini buradan görebilirsin. Stanford mezunları hepsi en büyük şirketlere kapağı atmaya çalışıyorlardı. En iyiler. Şu anda en iyilerin hepsi kendi işini kuruyor. Dünya çok değişti yani. Artık en iyisen alanında mutlaka kendi işini kuruyorsun yani. Ve öyle bir çağdayız. Girişimciliğin böyle tavan yaptığı bir çağdayız yani. Hani bu da bana enteresan geldi. Bir yandan da böyle mesela ürettiğim fikirleri yazıyorum. Nasıl her gün mesela 50 tane falan fikir üretebilirsem ne güzel. Onları listeliyorum. Yeni fikirler üretmem lazım. Yani. Öğrendiğim şeylerden, süzdüğüm şeylerden böyle yeni şeyler neler üretebilirim. Bir taraftan da üzerinde mutlaka bitirmem gereken işler falan da var yani. Bunların hepsini bu defterde görebiliyorsun benim şeyimi. Canımı sıkan şeyler var onları da yazıyorum. Hani böyle terapi gibi de oluyor. Ama mesela bugün neler öğrendiğimi sistematik takip edebiliyorum. Dün mesela neler öğrendim desem dünküleri de bulabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir önceki güne dönsem her şeyin var yani. 2 hafta önce ne yapıyordum ben? Var hayatım defterle. Mesela bu deftere ne zaman başlamışım? 20 Mayıs'ta başlamışım. Bak şu anda defteri yarıladım. Yani 20 Mayıs'ta başlamışım. 20 Mayıs'tan sonraki günlüğüm benim, gündemim bu. 20 Mayıs'tan öncesinde merak edersem ne yapıyordum? Onun için buna gitmem lazım. Bu defterin özelliğini, bu defter yaklaşık 5 aylık bir defter. Yani Ocak'tan Mayıs'a kadarki bütün düşündüğüm şeyler burada. Bayağı büyük bir defter olduğu için. Bundan önceki işte Ocağa geri dönmek istiyorsam aralığa, o zaman bir önceki defterim. O da hepsi burada yani. Defterlerin tümü burada yani. Hocam defterlerinize ne sıklıkla dönüyorsunuz yani? Ara sıra baştan sona göz mü atıyorsunuz yoksa aklınıza bir şey geldikçe mi dönüp bakıyorsunuz? Bazen evet aklıma bir şey gel. Aa diyorum ki bu şu dönemdi. O zaman şu dönem. Her şeyin tarihi belli ya. Mesela şurada ciltler var. Her bir cildin ayrı hikayeleri var. Ve bak şunları mesela ard arda yapmışım. Bu mesela ne zaman bu, her defterde ayrı problemlerle uğraşıyordum yani ya da o dönemin ilgi alanları belli yani. Mesela bu Eylül'ün başında 2019 Eylül'de başlamışım. Ve de zannediyorum işte nerede bitmiş? 2019 Eylül'den şeye kadar, ocağa kadar. Yani bundan önceki defter buymuş yani. Hani ondan önce mesela bu deftere bakıyorum. Bu defterimde bellidir yani. Bu da Mayıs 2019. Yani şeyden önce, bu defterden önce bunu bitirmişim Mayıs'ta. Yani hani o dönemde nelerle uğraştığımı, fikirlerimi falan buradan takip edebilirim yani. Ara ara böyle boş zamanımda bu defterleri yanıma alırım mesela. Bir yere gideceğim. Eski defterlerimden de 1-2 tane alırım yani. Böyle bir nota, notların üzerinden geçmeyi severim. O döneme yolculuk yapmış oluyorum. Hem. Derslerinize yani, kaynak oluşturuyor mu hocam yani ara sıra bakıp? Kaynak da oluşturuyor. Eğer ilgimi çekiyorsa konular, kaynak olarak da mesela neyin nerede olduğunu az çok hatırladığım için oraya dönüp bakıyorum yani. Ama çok yoğunluktan dolayı mesela her zaman geri döneyim bakayım olmuyor yani. Hani çoğu zaman şey oluyor. Hocam ilk defterinizi ne zaman tutmaya başlamıştınız? Kaç yıl oldu? O ilk defter... Böyle tam düzenli her gün öğrendiğiniz şeyleri yazıyordum. Düzenli her gün yani o ortaokulda falandım ya herhalde. Ortaokulda. Sonra o günden beri var mı hocam defterleriniz? Devam ediyorum. Yok. Birçoğu kayboldu falan. Bir kısmı ara verdim ya da ama mesela eski defterler de vardır yani. Mesela şu defter bakıyorum ne zamanmış.
Bu üniversiteye hazırlık döneminden bir defter. Lise, bak şöyle şıklar falan çözdüğüm test şeylerini görebilirsin. 94-95 mi hocam? Ne zaman oluyor? 94-95. 1994 ajandasıymış zaten. O dönemde mesela şeyim yokmuş. Böyle çizgili de olsa yazıyormuşum. O dönem prensiplerim biraz çizgiliye artık katiyen yazmıyorum çizgileri. Ama mesela o dönemin anıları manıları var yani burada. Nelerle uğraştığım. Bu harika bir arşiv yani. Keşke kaybolmasaydı. Hani çünkü yıllar öncesine seni zamanda yolculuğa çıkarıyor. Bir de aralarından böyle ufak şeyler çıkar. Yani yapraklar, çiçekler falan kurutulmuş. Peki hocam bunları dijitale taşıyor musunuz? Yarın bir gün bir selde, bir yangında, bir şeyde yok olmaya da kaybolmuyor. Onlar birçoğu benim için ya. Öyle hani şöyle paylaşmak istediklerimi zaten videomda paylaşıyorum. Ama hani çok böyle özelim yani birçoğu. Hani onun için birçoğunu hiç paylaşmayı düşünmüyorum zaten. Yani. Kimseyle paylaşıyor musunuz peki hocam? İnceleyebiliyorlar mı defterlerinizi? O çok yani şeyim, sekizliyim diye sıkancımdır o konularda. Herkes şey ama yani şöyle diyeyim. Şimdi ikiye ayırdım ben artık. Bir kamuya açık defterlerim şunlar. Yani bunların herkese faydası olsun diye yapıyorum. Şunlar benim özel şeylerim yani. Hani birçoğu da çok sıkıcıdır aslında. Çünkü aşırı iş odaklı bir kısmı. Ya da böyle canım neye sıkılmış onları falan da yazıyorum yani. Hani her şeyse de çok ilginç şeyler değil yani. Çok ilgi çekecek hani böyle senin ilgini çekmez o kadar yani. Artı baksan anlamaya da bilirsin yani. Çok düzensiz de gelebilirsin. Çünkü hiçbir düzeni yok yani. Hani kuralı yok, şey yok. Hani baksan da böyle hani ne kadar faydalı olur bilemiyorum yani. Hani sadece benim anlayabileceğim şekilde var. Birçok şey. Pekala hocam. Burada bir de şeyi hemen sormak istiyorum. Kaç saat uyuyorsunuz ortalama? Eskiden ben böyle az uyumayı bir erdem olarak düşünürdüm. İşte bilim insanı, ilim insanı sabahlara kadar çalışır filan falan böyle eskiden üniversitede falan böyle sabahladığım şeylerim çoktu yani. Böyle kıvrılırdım, uyurdum her yerde falan. Gençlikten tabii yapabiliyorsun böyle şeyleri ama yaş ilerledikçe evlilikte ev hayatına alıştıkça böyle şeyleri hem yapmamaya tercih ediyorsun. Sağlık açısından da çok iyi olmuyor. Verimliliğini de düşürüyor düşünecek olursan. Hani böyle sistemci düşünmeye başladığında bir de insanın vücudu da kaldırmıyor bir yerden sonra. Yani artık kırkımı da geçtim. Mesela artık böyle uykusuzluğu falan hiç çekemiyorum. Huysuz bir insan olurum zaten. Ben uykusuz olduğumda böyle hiç uykumu alamadıysam mesela eşime kolay gelsin yani. Bayağı kök söktürürüm yani. Böyle bayağı naz yaparım, suratsız olurum bilmem ne. Böyle salak salak şeyleri takarım. Karamsar olurum. Onun için mesela hani arada böyle ya uyumam lazım bir yeni. Hani uykusuz iyi bir şey değil. Bunu bir kere yani mutlaka minimum 5-6 saat uyumak gerekiyor. Uykuya verilen zamana asla acımayacaksın. Bak ben yıllar sonra bunu öğrendim. Why We Sleep diye çok güzel, çok başarılı bir kitap var. Bilim insanı yazmış zaten. Uykuyla ilgili bütün araştırmaları, rüyaları falan hepsini toparlamış. Ve dediği şey şu. Yeterli uykunu alamıyorsan zombi gibi dolaşıyorsun, sağlığını da tehlikeye atıyorsun. Ve bu hiç iyi bir şey. Uykusunu iyi uyuyan insanların ömrü uzuyor. Bilimsel araştırmalar da bunu ispatlamıştır. Dolayısıyla şeyin alemi yok yani. Kendine işkence etmenin, aman uyumayayım böyle. O iyi bir yöntem değil. Ama 3 saatle idare edeyim falan yok. Dünya yansı umurumda değil. Ben yani uykuma artık dikkat etmem gerekiyor. Sağlığıma dikkat etmem gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bunlar hayattaki temel prensip. Sistemi bir kere kurunca çünkü nasıl kurarsan öyle gidiyor. Onun için uykuya dikkat etmek bir erdem. Ben öyle düşünüyorum. Ama mesela uykudan önce defterinle zaman geçirirsen güzel olur. Bir şeyler okursan güzel olur. Yeni bir şeyler öğrenirsen güzel olur. Mesela beni uyutmayacak kadar çok fikrim varsa mesela bunları yazıp öyle yapmam. Bazen mesela çok geçe kaldığım oluyor yani. Hani bu tür sebeplerden dolayı. Yani kafamda beni meşgul eden böyle bir sürü şey varsa işte onları bitirene kadar yazmam lazım. Yani ne yapmam gerekiyorsa yapmam lazım. Ama sonra uyuyor yani. Hocam futbolla pek aranız yok diye hatırlıyorum. Tamam. Yani futbol... En son ne zaman maç izlediniz mi hocam hiç?
Ay, gerçekten böyle beni boğsan daha iyi ya. Böyle gerçekten dayanamıyorum. Tahammülüm yok yani şeye, maç izleme. Hiç baştan sona izlediniz mi hocam? Nasıl? Baştan sona hiçbir maç izlediniz mi? İzledim. Çocukluğumda falan, gençliğimde izlemiştim, olmuştu yani. Ama hiç sevmedim onu. Yani o çok anlamsız geliyor bana. İnsanlar nasıl bunu bu kadar kafaya takıyorlar, bu kadar zaman harcayabiliyorlar? Hatta bu takım aidiyetini de asla anlamamışımdır yani. Ölümüne Fenerbahçeli bilmem ne falan. Böyle bunu katiyen anlamıyorum gerçekten. Yani bana çok anlamsız geliyor açıkçası. Eşim de öyle hissediyor. O kafalarımız çok uyuşuyor o yüzden. Şimdi hocam, sizin de derslerinizde de bahsettiğiniz aslında bir konuyu sormak istiyorum. Bir süper gücünüz olsa bunun ne olmasını isterdiniz? Dikkat çekme. Yani böyle kitlelerin dikkatini toparlayabilecek kadar eğlenceli, ufuk açıcı, ilham verici ve böyle hayatta perspektiflerini değiştirebilecek kadar böyle yeni öğrendiğim şeylere heyecanla, ilhamla kitlelere anlatabilsem çok rahat ederdim. Öyle bir süper gücüm olsun. Yani herkese böyle hayal gücü konusunda mesela gerçekten macera yaşama konusunda, hayal gücü konusunda mesela dünyadaki 7 milyar insana böyle ufkunu açabilsem mesela, öyle bir süper gücüm olsa, herkese hani hayal gücüne, öğrenmeye, kendini şaşırtmaya filan ne kadar ihtiyacı olduğunu ve bunları yaptıkları ne kadar mutlu olacaklarını farkına varsalar, böyle bir şeyim olsa, hani misyonum olsa, böyle bir süper gücüm olsa bunu yapmayı çok isterdim. Hocam şimdi benim daha bir 15-20 sorum var ama onları burada kesip onu bir başka röportajda yapmak isterim siz de kabul ederseniz. Burada hocam şimdi iki şıklı sorularım var, bir 7-8 tane sadece hızlı hızlı Tamam. seçmenizi isteyeceğim. Tamam. Ben öyle hızlı hızlı sorayım. Çay mı kahve mi? Kahve. Amerika mı Çin mi? Çin. Lahmacun mu pizza mı? Lahmacun. Menemen hocam soğanlı mı soğansız mı? Soğansız. Hocam sizi ne heyecanlandırır? Yeni bir şeyler öğrenip sınıfta paylaşmak, ders vermek, öğretmek, faydalı olmak böyle öğrencilerime. Bu çok heyecanlandırıyor beni. Peki heyecanınızı ne öldürüyor? Toplantılar, bürokrasi, işte sıradanlık ve sıradanlık her yerde yani kurumsal işler, kurumsal güç meseleleri, işte kontrol mekanizmaları. Böyle bunlardan nefret ediyorum. İşte insanlar arası ayak kaydırma, politik oyunlar, şunlar bunlar. Güç departmanlar arası bilmem ne. Hani bu tür enerji kaybı şeylerden nefret ediyorum yani. Hani politik şeyler, konular aynı şekilde. Politikanın böyle insanın ruhunu öldüren bir şeyi var yani. Korkunç bir etkisi var. Bu her yerde. Peki hocam hangi mesleği yapmak istemezdiniz? Doktorluk istemezdim. Çok zor ve mesela annem benim doktor olmamı isterdi. Ama ben asla istemedim yani. Hala da istemem asla. Yani hani bana uygun değil çünkü. Şey daha şeyi hani böyle polis asla, asker asla olmak istemem. Hani doktor gene olurum ya düşündüm. Yani bir şekilde hayat kurtarıyorsun yani. Polistir, askerdir hani böyle hani doğrudan şiddetle ilgili şeyleri asla istemem. Onun için değiştiriyorum cevabı. Peki hocam bugün hayatınızın son günü olsaydı ne yapardınız? Neyle meşgul olurdunuz? Hayatımın son günü olsa sevdiklerimi ararım. Öyle. Son yemeği sevdiklerimle yerim. Böyle. Dua Sonra ederim. elveda deyip. Belki bir iki bir şey yazarım defterlerime. Veda mektubu. Böyle. Burçlara inanıyor musunuz hocam? Bir hakikat şeyleri oluyor arada böyle. Nasıl diyeyim? Hakikaten gerçeği yansıttığı noktalar ufak noktalar oluyor. Çok böyle ciddiye almamak gerekiyor ama hani bazı şeyler de gerçekten de yansıtıyor yani. Hani böyle hiç böyle saçma sapan demek yersiz bence. Ama böyle çok ciddiye almak da yersiz. Hani böyle eğlenceliğine güzel bir muhabbet konusu. Ve bilgelik de var içindeki saklanmış olan. Hocam şimdi siz Elon Musk'ı takip ediyorsunuz. Mars'a gidişlerle alakalı gündemlerde belki hem sizlerde de çok duyuyoruz. Böyle Elon Musk Mars'a 100 kişiyi götürecek olsa ve bu siz de bunların arasında seçilmiş olsanız.
Ama gidenlerin %50'si geri dönemeyecek olsa gider misiniz? Yok yok, asla gitmem. Yani dönecek olsam da gitmem. Ne işim var maç? Asla gitmem. Dünyayı niye bırakayım yani? Hani öyle, yani ben hayal gücünde yolculuğu severim. Hayal gücümde Mars'a giderim. Ama bizzat hadi tası tarağı toplayıp Mars'ta koloni... O, yok yok, aman aman. Yani ben dünyayı, yeşili, oksijeni, şeyi, burayı seviyorum yani. En azından şu anki Mars'tan bahsediyoruz. Mesela bir terraforming olursa, atıyorum 500 sene sonra, farazi, teorik olarak söylüyorum. Mars ısınmaya başlamış, bitki örtüsü, hayvanları bilmem ne, nefes almaya başlamışsın falan filan. Mars başka bir gezegen olmaya başladı, okyanusları çıktı, ısındı falan, normal yaşanabilir bir gezegen oldu. E tamam, o zaman başım gözüm üstüne. Ama yani hani gidilecek bir yer asla görmüyorum. Ama bu demek değil ki Mars'la ilgilenmeyeceğim. Hani Mars'la ilgili obsessed bir tarafım olmasını engellemiyor bu. Yani Mars'la ilgili her şeyi çok merak ediyorum. Hayal kuruyorum sürekli, hayal dünyamda sürekli oralardayım. Bu başka bir şey. Bunu bence ayırt edebilmeliyiz yani. Peki hocam, sizlere tüm imkanları sunsalar ne yaparsınız? Tüm ne imkanlar verilse. Yani maddi, manevi bütün imkanlar elinizde olsa, dünyalık, dünya ile alakalı. Yani herkesin böyle insani koşulda yaşaması için bu Birleşmiş Milletler'in problemleri var ya, hani belirlediği problemler. O problemleri mümkün olduğunca çözmeye çalışırım. Herhalde biraz Bill Gates gibi, mümkün olduğunca hani bu eşitsizlik problemini, fakirlik problemini, cehaleti, herkese, bütün dünyadaki işte çocukların işte yemeğe ulaşma, suya, temiz suya, eğitime, sağlığa ulaşması için elimden geleni yapardım herhalde. En önemli şeyler bunlar, öncelikler bunlar çünkü. Ve de tabii ki barış için kullanırım yani bütün şeyim. Elimden geliyorsa bütün savaşları, aşırı nasyonalizmleri, ırkçılıkları falan engelleyebildiğim kadar engellemeye çalışırım. Hani o küresel zeitgeist'ı, teknolojiyi, küresel değerlere ve sınırlar ötesi bizi biz yapan, ortak paydada buluşturan değerler nelerse, insanlık olarak onları nasıl ileriye taşıyabiliriz? Özellikle de ekolojik dengeyi nasıl tersine çevirebiliriz? Bu çok aciliyet kazandı artık. Yani eğer insan ırkını korumak istiyorsan şu anda kesinlikle ve kesinlikle bu küresel ısınmanın önüne geçmen gerekiyor. Yoksa nesiller boyu yok olacağız yani. Bütün gezegen yok olacak. Yani insan formu, hayat formları devam edemeyecek böyle bir derslerden. Yani uzun vadede. Dolayısıyla bunun önünü nasıl alırdım? Buna çok ciddi kaynak ayırdım yani. Peki hocam, buna benzer yine bir soruyla devam etmek istiyorum. 1 milyon dolarınız ya da 1 milyon sterliniz olsa ve 24 saat sonunda da kullanmadığınız geri alınacak olsa ne yapardınız? Neye yatırırdınız? Yine aynı şeyler, benzer şeyler mi? Yani 1 milyon dolarla çok bir şey yapamazsın ya. Şöyle, yani 1 milyon dolar mesela düşünelim, dünya dengesinde hiçbir şey ifade etmiyor 1 milyon. Evet. Yani mesela 1 milyon dolar mesela bize fazla geliyor ama evet. 1 milyon dolarla küresel ölçekte bir şey zaten mümkün değil. Hiçbir şey yapamazsın yani 1 milyon dolarla. Hani böyle çok zor. 1 milyon dolarla ancak böyle hani çevrende yardım edebileceğin kişilere yardım edebilirsin. Çok güzel bir şey, hayır organizasyonları falan başlatabilirsin. Gençlere burs verebilirsin. Mesela hayal gücü alanında ben isterdim yani öyle bir şey yapabileyim. Sanatçıların, bilim insanlarının önünü açabilsem mesela. Onlara burs verebilsem. Onların eğitim hakkına devam etmeleri için. Onlara yol açabilsem. Özellikle Türk gençlerini mesela yurt dışına işte eğitim almaya falan yollayabilsem. Mesela bu tür şeyleri ayırırım yani. Gerçekten değer yani bu tür. Ya da şey yaparım, hani girişimcilere veririm. Yani en güzel yapabileceğim şey aslında 1 milyon doları böyle mümkün olduğunca etkili, doğru kişilere, girişimcilere vermek. Çünkü oradaki bir bine dönüşüyor. Eğer doğru yatırımı yaparsan, doğru kişilere verirsen ve hakikaten fırsat arayan bir sürü girişimci var yani. Düşünsene, yani onların yolunu açsan, az bir kaynakla çok büyük işler başarabilecek bir sürü gençlik var ya. Yani potansiyelleri olan, hayalleri olan, eğitim alabilse ya da iş kurabilse hayatı dönüşecek. Ve birçok insanın da hayatını onlar kurtarabilecek yani. Hani böyle bir sürü şey var. Çarpan etkisi. Bir yatırıyorsan bine çıkabilir yani. Bu tür şeyler önemli yani.
Hani ağaç dikmek bir başka şey mesela. Yani hani çünkü küresel ısınmayı tersine çevirmede önemli bir rolü var. Aslında mesela bütün okullarda hepimiz böyle elimizden geldiğince böyle yüzlerce, binlerce hepimiz ağaç dikebilsek mesela. Bu parayı akıllı kullanmanın şeyleri bunlar hep yani bence. Ki hocam, hayat felsefenizi hangi slogan veya cümle anlatır? Yani hani tek bir böyle cümle bulmak zor açıkçası yani. Ama öyle bir yaşa ki böyle her nefesinde böyle nefessiz kalasın yani heyecandan. Öyle bir yaşa. Hani bu da ancak böyle üretmeyle, öğrenmeyle, hayal gücüyle, ilhamla, bilimle, inovasyonla, icatla falan olacak şeyler bence. Okuma, öğrenme falan. Böyle bunlarla olur. Sevdiğin işi yapma. Bunlar çok önemli. İdeallerin için çalışma. Bunlar insanı heyecanlandırıyor gerçekten. Peki hocam, hayatınızda yaptığınız en çılgın şey neydi? Bilmem. Yani bu da soru. Böyle küçük çılgınlıklar var, büyük çılgınlıklar var. Yani bilemeyeceğim ya onu. Yani biraz çok geniş bir soru oldu yani. Evet. Ama zannederim herhalde, düşünüyorum, en böyle hayatımı dönüştüren, böyle sıra dışı yaptığım şey herhalde Kanada'ya gitmek, doktoraya kabul aldıktan sonra gidebilmekti. Bir de mesela ailem normalde böyle yurt dışına çıkmama çok sıcak bakmıyorlardı. Ama şöyle de bir hikayesi var. Abime izin vermemişlerdi vaktiyle. Abim mesela çok iyi yerlerden kabul aldı doktoraya. Ama gidemedi. Bırakmak istemedi. Ailem de ona engel oldu. Dolayısıyla ondan da pişman oldular. Beni de istemeye yolladılar mesela. O mesela çok bence bir dönüm noktasıydı. Yani bu konuda mesela bu konuda biraz şeyim yani, hani nasıl diyeyim, bir sürü böyle şeylerim var yani. Hani böyle karmaşık hislerim var yani. Hocam, 41 yaşındasınız. Hı-hı. Hayattan ne öğrendiniz? Hayat şu ana kadar size ne öğretti? Kafaya takıp da böyle uzun vadeli hani maraton koşmaya çalışırsan, ne istersen kafaya takıp onu bir şekilde hayal gücünde canlandırıp çok iyi çalışırsan o hedeflere ulaşmak için bir şekilde ulaşabiliyorsun. Yani neyi istiyorsan bu hayatta yeterince gayretle, çalışmayla, azimle, böyle hayal gücüyle yapamayacağın şey yok yani. Hani bayağı hani böyle kendini de değişime, adaptasyona, manevraya da hazır olursan, hani açık olursan böyle başaramayacağın şey yok. İnanılmaz büyük şeyler başarabiliyorsun. Yeter ki böyle maraton koş ve gerçekten uzun vadeli kendine yatırım yap. Hayal gücüne yatırım yap. Öğrenmeye yatırım yap. Çok büyük şeyler başarabiliyorsun. Hocam, şimdi iki tane de böyle İngiltere ile ilgili bir sorum var. İngiltere milli bayramları nasıl oluyor? Biraz bilgi verebilir misiniz? Ya da hakkında neler düşünüyorsunuz? Milli bayramları nasıl oluyor? Yani milli bayram yok burada pek. Öyle milli bayramdan kasıt ne? Mesela şu var. Yani parlamentonun bombalanma girişimi oluyor, tamam mı? Ve o girişim engelleniyor. Onun için Guy Hawks Day diye bir de gün var mesela. Guy Hawks günü. Guy Hawks da işte parlamentoyu bombalamaya çalışmış ama başarısız olmuş. Tamam mı? Şimdi bugün mesela her sene kutlanır. Nasıl kutlanır? Havai fişekler atılır. Yani böyle bayağı o akşam saatlerce havai fişek gösterilir. Rengarenk olur gökyüzü. O işte bombalama şeyini mi temsil ediyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum yani. İngilizlerin kafası çok çok acayiptir ya. Yani böyle mesela milli bayram da aklıma bu geldi yani. Yani parlamentonun bombalanmasını kutluyorlar mı? Hayır, bombalanması değil. Bombalanmasına engel olunması. Engel olunması. Ama Guy Hawks günüdür yani. Hani bir başka şey mesela şeyler çok önemli burada. Paskalya. Paskalya işte yumurta, işte hani o dini bir şeyden geliyor ya. Yani ama aslında Hristiyanlık öncesi pagan yönleri falan da var bu tür geleneklerin. Yani onlara gerçekten böyle önem verirler. İşte mesela aileyle yenen bir şükran günü yemeği, Thanksgiving. Thanksgiving çok önemlidir. Anneler günü çok önemlidir yani. Hani böyle aileyle geçirilen günler gerçekten çok çok önem verilen günlerdir. Bir de böyle Halloween'i çok severler. Halloween burada gerçekten böyle coşkuyla kutlanan bir şeydir, bayramdır. Hani bizde biraz şeker bayramının karşılığı oluyor. Yani Halloween'da şöyle diyeyim,
İlla böyle kovalarla şeyleri hazırlarsın, tamam mı? Çikolataları, işte şekerleri neyse. Ve o akşam böyle mahallenin bütün çocukları kapı kapı gezerler aileleriyle ama kıyafet balosu şeklinde. Gerçekten çok eğlenceli. Yani nasıl diyeyim sana? Böyle mesela kapıyı bir açarsın, böyle kanlı kollar falan birden hani böyle ailecek seni korkutuyorlar, tamam mı? Çoluk çocuk da korkutuyor. Ve o kadar böyle kapıyı açtım ben, mesela küçücük çocuk kanlı kolu falan yapıyor böyle bana. Beni bir korkuttu. Ben dedim ne oluyoruz? Yani çok eğlenceli. Sonra da çocuk çok seviniyor korkuttuğunu görünce de, yani böyle trick or treat, hani trick or treat deniyor değil mi? Sonra da çikolata veriyorsun bir sürü her çocuğa. İşte bir torbalarıyla geziyorlar zaten. Onlar bayağı büyük çanta taşıyorlar. Onu çikolatayla dolduruyorlar zaten yani. Ondan sonra bu mesela bütün herkesin kapısını çalar yani. Yani o bütün mahallelerde, yakın mahallelerde de olur bu. Hatta o gün böyle 4-5 gibi öğleden sonra erkenden başlar. Gece karanlıklara kadar devam eder yani bu mesela. Gece karanlıktan sonra da bunların eğlenceleri olur. O gün mesela o akşam korku filmi izlersin, komşularını çağırırsın. Bu korku filmi kültürü çok zaten yaygındır yani burada. Çünkü bir enteresan bir şey de şu, mesela o korku tiyatrosuna gitmiştim ben burada. Bazı tiyatrolar var Londra'da, gerçekten korku üzerine, tamam mı? Yani gidiyorsun hayalet oyunu, tamam mı? Ve aynı anda mesela Halloween'da bu full olur yani, bu şeyler tiyatrolar. Bir yüreğin ağzına geliyor birden, böyle öyle şeyler oluyor ki yani beklenmedik, o kadar korkutucu şeyler oluyor ki. Ve o anda karanlık zaten, tamam mı? Işıkları, sesleri de ona göre öyle bir ayarlıyorlar ki aynı anda mesela yüzlerce kişi çığlık atmaya başlıyor, tamam mı? Tiyatro salonunda, ve o çok eğlenceli bir deneyim. Yani nasıl diyeyim sana, beraber korkma ritüeli, böyle ödün bilmem ne tarafına karışıyor ya. Hep beraber herkes bir de kahkaha atıyorsun. Çünkü ya çok rahatlıyorsun ya sonra korku. Mesela o mesela birbirinden bulaşan dinamiklerle beraber korkma deneyimi rengarenk yani. O mesela ben bu kadar derin ve renkli olabileceğini hiç hayal edemezdim. Bu Halloween'le falan yaşadığım şeyler. Mesela Kanada'da da bu kadar renkli yaşanmıyor yani. Burada inanılmaz renkli yaşanıyor. Ve hani diyorsun ki ay ya bir çocuk olsa gerçekten çok renkli bir hayat ya. Yani düşünsene. Çok eğlenceli. Yani çocuklar için böyle eğlenceli çok fazla fırsat var. Çok fazla atraksiyon var. Çocuklar gerçekten mutlu yani. Hani mutlu yaşayabiliyorsun yani bu tür şeylerle yani. Hani gelenekler yok değil, var yani. Ama bu tür gelenekler var. Hani böyle şey değil, böyle milliyetçi yönü olan şeyler değil yani. Hani böyle daha hayatın içinde efendim. Bazısı dini kökeni var, evet, Hristiyanlığa dayanıyor. Ama birçoğu da sekülerleşmiş artık yani öyle. Zaten burada mesela kiliseler falan boştur yani. Kimse kiliseye falan çok azdır giden. Mesela Norwich'te bizim mahallede 100 tane kilise var, orta çağdan kalma. Bunların yarıdan çoğu kilisenin farklı amacıyla kullanılıyor. Mesela bizim hemen şu köşede, evin köşesinde tarihi bir kilise var. 500 yıllık bir kilise. Kimse gelmediği için mesela orası sirk olmuş. Sirk olarak faaliyet. Biraz ileride var bir tane. Orası da Muppet Theater. Şey, kuklacılık yapılıyor. Kukla oyunları, tiyatroları yapılıyor. Mesela bütün sanat faaliyetleri falan bu eski kiliselerde yapılıyor yani. Çok boyutlu kullanabiliyorlar. Aslında mesela düşünüyorum, mesela bizim medeniyetimizde eskiden camiler bir şekilde çok fonksiyonlu yerlermiş. Hatta mesela Mısır'da falan gittiğin zaman inanılmaz aktif kullanırlar şeyi. El Eser'e bir gittim ben, El Eser'de bir sürü 50 tane falan sohbet yapılıyordu. Kur'an-ı Kerim dersleri bilmem neler, böyle çok yoğun kullanılıyor camiler. Ve kadınlar inanılmaz aktif camilerde mesela. Kadınların da camisi. Bizde yok öyle bir şey. Kadınlar yani ya giremiyor ya işte abdest alma yerleri yok ya böyle kenara ittirmişler. Cuma'ya falan gitme zaten yok. Normalde bütün İslam dünyasında kadınlar Cuma'ya gider yani. Onlara yer ayrılır yani. Hani bizde mesela camilerde kadın hakları diye o konuşmaya başlasam susmam yani. Camilerde kadın hakkını bile gözetemiyoruz biz ne yazık ki. Kadınların camide istediği gibi işte hani zaman geçirebilme şeyini falan onları bir elden geçirmemiz gerekiyor. Artı cami mesela
işte peygamber döneminde falan oyunlar oynanır, çocuklar koşar neşeyle, sosyal fonksiyonları vardır. Cami sadece 5 vakitte 10 dakikada gidersin, kılarsın hızlıca, tespihini çektin tam bitti. Böyle bir yer değildir yani. Caminin bir sürü fonksiyonu var aslında. Hani böyle düşününce yani hani, o kadar da böyle garip gelmiyor yani. Hani bu kiliselerin çok boyutlu kullanılması. Hocam İvrindi'de başladık hocam yola. Sizin İstanbul'a, evet. Kanada'ya, İngiltere'ye, yurt dışı evet, seyahatlerinize. Bak mesela bir şey anlatayım sana. Buyurun hocam. Kanada'da, Montreal'de cuma namazlarını biz şeyde kılıyorduk. Bir ara bayağı 2 sene falan kalmışızdır. Mason tapınağında kılıyorduk cuma namazlarını. Bak bu da mesela ben mesela Türkiye'de Mason hemen komple teorileri uçuyor zaten. Videoyu ele verelim hocam. Mason tapınağında cuma namazı. Şimdi bak ama her Müslüman, herkes onlara özgür yeri sağlayan o. Orada inanılmaz özgür, barış ortamında. Bize yarısı onlar sağlamış. Orada kılıyorduk yani, kılınıyordu. Bütün cemaatlerde, herkes de orada kılıyordu yani. Şimdi şey de güzeldi mesela. Farklı ülkelerin gelenekleri, Ramazan gelenekleri falan orada mesela camilerde, burada da, Kanada'da da iftar olur her akşam. Her akşam iftar olur ve ücretsizdir. Herkes açıktır. Artı Müslüman olman da gerekmez. Yani mesela Ramazan'ı yaşamak isteyen, Ramazan'ı tecrübe etmek isteyen, herkes, İngilizler falan isteyen herkes gelir yani. Hatta arkadaşlarını falan davet edersin. Herkes beraberce gelir. Bazısı hatta saygısından oruç nasıl oluyormuş diye oruç da tutar yani. Öyle gelir. Hani bu tür şeyler oluyor yani. Hani faaliyetler oluyor. Yani camiler çok daha böyle açık. Mesela Norwich'te bir cami var. Bu sene koronadan dolayı olmadı ama normalde her akşam bir gönüllü olarak yapıyorsun. Hatta Türk arkadaşımla biz de yapmıştık burada. Bir akademisyen arkadaşım var, İsmail diye. O da işte ikimiz mesela mutfağa biz girmiştik. Bir akşam biz hazırladık mesela. Her akşam gönüllü birileri hazırlıyor iftarı. Ama 70-80 kişiyi birden hazırlıyorsun büyük kazanlarda şeyde. Mutfak küçük ama bayağı hani pişirmen gerekiyor çeşitli şeyde. Ama mesela ne yapıyorlar? Daha böyle bir tane çorba yapıyorlar. Öyle bizdeki 5 çeşit iftar değil yani. Hiç güzel bir çorba. Güzel bir sulu yemek. Yani bir, hani içinde besleyici bir çorba oluyor zaten o. O kadar. Hani öyle aşırı yok. Bir de şöyle oluyor. Önce hurma ve sütle açıyorsun. Belki samosa falan olabilir en başta. Ufak bir şeyler yiyorsun. Bir 2-3 dakika. Sonra namaz kılıyorsun. Yani açık karnına namazını falan kılıyorsun. Sonra çorba içiliyor. Mesela bu şekilde yani şey. Mesela buranın camileri de bir renkli yani. Hani, bu Norwich'teki camide mesela İngilizlerden Müslüman olmuşlar var bayağı. Yani İngilizlerden Müslüman olan İngilizler de var yani. Artı Caribbean komünite var. Yani Orta Amerika'dan gelmiş zenci Müslümanlar var. Ve onlar inanılmaz eğlenceliler. Onların yemekleri de harika. Ya o kadar kafa tipler ki. Diyor işte mesela bir tanesi diyor ki bu ne yüzüğü biliyor musun diyor, gösteriyor bana. Bilmiyorum dedim. Kayı boyu yüzüğü nasıl bilmezsin diyor. Sen diyor Türk değil misin diyor. Kayı boyu yüzüğü var ya onu takıyor. Nereden dedim bunu şey yapsam. Ya diyor işte ben bütün Türk dizilerini biliyorum. Muhteşem Yüzyıl'ı işte bir anlattı, saymaya başladı. Muhteşem Yüzyıl'ın bütün şeyini biliyor yani. İşte bu kuruluş dizisini falan ne varsa hepsini izliyorlar yani. Karabiyan Müslümanları mesela inanılmaz rengarenk. O zenci eğlence şeyi vardır ya, böyle eğlenceli kıpır kıpır böyle. Yerinde duramaz böyle. Ha, o inanılmaz renklilik katıyor yani. Öyle. Dolayısıyla mesela bu camiye de gittiğinde farklı farklı kültürleri bir arada etkileşirken görüyorsun. Harika bir şey. Camide hocam dediğiniz gibi belki yaşamın içinde her şeyi kuşatıcı ve her şeyde ilişkili olması lazımken. Yani çok güzel olan bir başka şey şu. Çocuklar deli gibi koşup deli gibi dağıtıyorlar cami. Bak bu çok güzel bir şey. Yani minderlerle minder savaşı yapıyorlar. İşte dağıtıyorlar her tarafı. Bir tane kişi de hani çıkışsın yani. Bir camilerde illa böyle bir çatık kaşlı amca olur, teyze olur, bilmem ne çıkışır. Bir tane katiyen böyle bir şey yok. Yani tam tersi. Çocuklar oynayacak orada.
eğlence olacak yani. Bunlar da maalesef hocam eksik taraflarımız. Yani işte bunları tabii yurt dışına çıkmasan da bilemiyorsun. Her şeyi evet. Zannediyorsun ki sadece bize böyle olması gerekiyor. Yani. Ya da tek bir şey bu yani. Tek doğru bu. Hayır, bir sürü. Sen 100 ülkeye git, 100 farklı doğru görüyorsun aslında. Ve her birinden bir şey öğreniyorsun. Onun için mesela ufkumuzu açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Öğrenebileceğimiz dünyadan çok şey var. Biraz böyle ne yazık ki kapalılaşan bir toplum olduk. Bir, hani bunu kimseyi de suçlamak da istemem. İmkanlarımız da az. Herkes yurt dışına da çıkamıyor falan filan. Ama en azından artık internet çağında böyle dünyayla daha entegre olabiliriz. Çok daha hızlı öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Daha açık olmak gerekiyor. Farklı kültürlere. Hocam siz tabii böyle söyleyince aklıma direkt bir yeni proje geldi. Yazdım yanımda. Dünyadan Sesler diye bir YouTube kanalı var böyle. Farklı dilleri, farklı şarkılarını falan besteliyor. Dünyadan Dersler diye bir şey açıp her ülkeden aslında yurt dışına herkes gidemediği için böyle her ülkeden birilerini aslında bağlayıp hayat hikayeleri, ülkenin kültürü, aslında, sistemi. Ama bunu mesela derine inmek istiyorsanız orada yaşayan birilerinin olması gerekiyor. Mesela ben Fas'a sadece turist olarak gitmişim yani. Hani o turist sadece çok yüzeyseldir benim evet. Verebilirim. Ama İngiltere öyle değil. İngiltere'de kaç 10 senedir yaşıyorum yani. O 10 seneden fazla oldu hatta. Dolayısıyla derinlemesine biliyorum yani. Hani böyle ülkede derinlemesine uzun süredir tamam. Yaşayan kişilerden daha iyi öğrenirsin. Yani Kanada'yı da bilirim. Gene orada da bir 8 sene falan yaşadım. Dolayısıyla hani böyle içinde senelerce yaşarsan eğer, o zaman biliyorsun. Amerika'yı da bayağı biliyorum çünkü sürekli gidip geldiğimiz yer yani. Hani Kanada ile çok bağlantılı olduğu için. Ya da işte mesela Avrupa'da da pek çok yeri biliyorum çünkü sürekli seyahat ettiğimiz için. Mesela İngiltere'den Fransa'ya uçmak bir saat. Hafta sonu mesela biz Fransa'ya gidiyoruz yani. Londra'dan Paris'e 2,5 saatli trenle gidebiliyorsun. Yani trenle atlıyorsun 2,5 saatte Paris'tesin yani. Ya da Belçika'dasın aynı şekilde. Hani bu bütün Avrupa birbiriyle çok şey yok, sınır yok zaten. Dolayısıyla bütün Avrupa'ya sürekli hafta sonu gidebiliyorsun yani. Mesela biz atlıyorduk mesela 24 saatliğine Danimarka'ya gidiyorduk yani. Hani çünkü 5 pound uçak mesela yani. Hani Ryanair sayesinde Avrupa'nın her yerine 5 pound'a, 10 pound'a falan uçuyorsun yani. 15-20 pound'a çok az ücretlerle. Şeyin Avrupa'nın öyle bir şeyi var, güzelliği var yani. Hani böyle bütün Avrupa'ya çok kolay seyahat edebiliyorsun. Ulaşım seçeneği fazla, uygun. Hani, dolayısıyla o ülkeleri de yakından, daha yakından tanıma imkanın oluyor yani öyle. Ve onların takdir edilecek de çok şey oluyor. Yani mesela Fransa'da benim takdir ettiğim bir sürü şey var İngiltere'de olmayan. Hani Fransa'dan da öğrenilebilecek mesela bir sürü şey var yani. En başta bence ilk öğreneceğimiz şey İngilizler olarak özellikle yani. İngiltere'nin ilk öğreneceği şey öğle yemekti. Öğle yemeğinde burada üçgen sandviçler vardır. İğrenç böyle hiçbir şeye benzemez. Ve kaçamazsın her yerde bunlar. Onu yersin ofisinden yediğini de anlamazsın. Fransızlar öyle değil. 2 saattir öğle yemeği. Ve böyle gerçekten dünyanın en lezzetli öğle yemeklerini yiyorlar ya. Bir balık yiyorsun, dünyada öyle balık yememişsin ya. Öğle yemeğinde. Ve de muhabbet edersin 2 saat ya. 2 saat boyunca böyle hiç işi falan düşünmezsin yani. O nasıl bir lükstür ya? Bence hayatı öyle yaşayacaksın. Öğle yemeği 2 saat takıl kardeşim. Hayat böyledir yani. Bence hani Fransızlar gerçekten daha kaliteli yaşıyorlar hayat. Pek çok hani iş yaşam dengesinde falan çok iyiler yani. Yemek yapma da zaten aşmışlar. İngilizlerden çok daha iyi. İngilizler yani o kadar yemek yapmayı bilmiyorlar açıkçası. Kahvaltıları iyi ama. İngilizlerin kahvaltısını seviyorum ben ama yemek yapma da çok iyi değiller bence. Zaten burada her şehirde kebapçılar vardır yani. Hani Türkler bütün döner sektörü her şehirde, Norwich'te de yani Türkler ele geçirmiştir yani. Hani Türkler besliyor aslında. Türkler olmasa aç kalırlar. Yani döner dükkanları falan olmasa gerçekten aç kalırlar. Seviyorlar mı hocam İngilizler? Tabii canım sevmezler. Basit yani pratik. Hızlı. Özellikle böyle gece hayatına çıktığın zaman sabaha kadar açık olan sadece Türk yerleridir. Mesela gece hayatına çıkanlar mesela o yerlerdeki kebapçılara giderler yani. Mesela geceleyin mesela karınları acıkıyor. Tek opsiyon Türkler yani başka açık yer bulamazsın.
Kebapçılar olmasa aç kalırlar. Kelle paça için. Yani işte mesela Londra'dayken biz sahurda kelle paçaya gidiyorduk yani. Sabahleyin 4'te bir tek hani Türkler açıktı yani o saatte. Ama tabii İstanbul'da da güzeldi ya Ramazanlar. Biz yani böyle şey Eyüp'te mesela ben şeyi hatırlıyorum. Böyle defalarca sabahladığımı hatırlıyorum. Severdim çünkü camiyi, o mahalleyi, o şeyi. Bayağı hoşuma giderdi yani. Hani sabaha kadar. Çok renklidir bir de yani. Çok Evet, renkli. evet, evet. Özellikle kandillerde falan inanılmaz renklidir. Bir sürü macera. Hani böyle Halloween sana nasıl şey veriyor? Böyle bir macera ruhu. Ve kandillerde de mesela ben gençliğimde Eyüp'te sabahlamayı çok severdim. Hani öyle anılar var yani. İstanbul'a dair de güzel, çok güzel anılarım var yani. Hani biraz özledim aslında yani. Gelmek istiyorum. Var mı hocam bir planınız Ya işte İstanbul'a alakalı? şimdi eşim İstanbul'da zaten şu anda mesela. Ben gidemedim işlerimden dolayı. Kardeşimin çocuğu olacak yakında. Artık o zaman belki. Yani Gözünü kuvvetli. vereceğim şimdiden Bakalım heyecanlıyız hepimiz. de. Yeni bir dünya başlayacak orada da. Kardeşim zaten oyunları çalışıyor. Oyun, hayal gücü falan ona da meraklıdır o da yani. Araştırmaları da bu konuda. Çocuk eğitimi üzerine çalışıyor zaten akademisyen. Çok güzel hocam. Dolayısıyla onunla böyle aslında çok şeyimiz var paylaşılacak. Aynı şekilde abimle de. Ben aslında hayalim şu. Bu nasıl Kardashianlar aile boyu bir sürü diyor. Ben aileye dedim ki biz de Kardashianlar gibi hani böyle şey yapmalıyız yani değer üretmeliyiz. Sosyal medyada işte ailece YouTube muhabbetleri yapalım. İşte babam çok güzel geyik yapar mı? Hepimiz böyle videolar çekelim. Bir türlü üzerine yoğunlaşamadık yani. Abim tabii çok yoğun çalışıyor. Haftada 40 saat falan derse girdi oluyor yani. Hani o inanılmaz yoğun çalışıyor. Onun için yani yapamıyoruz ne yazık ki. Ama yapabilsek yani öyle şeylerim çok, ideallerim çok aslında. Aile boyu mesela beraberce üretebileceğimiz inanılmaz güzel şeyler olabilir yani. Özellikle oyun, hayal gücü, işte akademik alanlarda. Bizim H2M TV'de buluşturalım hocam sizleri. Vallahi süper olur. Yani harika olur. En zor işte orada abimin yoğunluğunu şey yakalamak çok zor yani. Çok hani acayip yoğun çalışıyor. Ben o tempoya dayanamazdım herhalde. Çok çalışıyor yani gerçekten. Öyle ama yani şey güzel. Hani hepimizin böyle akademisyenliğe dönmesi bir şekilde orada hayatı şey yapması. O çok güzel bir şey. Akademisyen. Yani, Karakaşyanlar olarak İlerleyen öyle bir sosyal medya şeyi kursaydık çok iyiydi yani. zamanlarda olabilir hocam. Neden olmasın? Evet. Öyle bir hayalimiz var. Yani bir işte hatta diyoruz ki İvrindi'de bir kasabada işte bir taş ev kursak. Bütün baştan sona şey olsa, atölye gibi işte kitaplarla dolu olsa orası. Akademisyenler olarak yazma programları yapsak orada. Mesela herkes yurt dışından falan hepimiz yazmaya ya da farklı şehirlerden kardeşler ve de eş dost mesela akademisyenler düzenli gelsek mesela yazları falan. Orada böyle güzel programlar yapsak. Yazma programları, işte konferans tarzı şeyler falan organize etsek. Hani workshoplar falan. Öyle şeylerimiz, hayallerimiz çok da zaman meselesi. Bir de hani koşuşturmalardan işte bu hayal çok kuruyorsun da hayallerini gerçekleştirecek zaman bulamıyorsun. Öncelik sırası bir türlü öncelik gelmiyor birçok şey Evet. falan. Öyle hayat kaçıyor. Evet. Evet, böyle. Burada bitiyor. Yani. Hocam beğendiniz mi sorularımızı? Evet gayet güzel. İyi hazırlamışsın. Vallahi süper. Sorular güzel.